Alo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar kardeşim. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Size birkaç sorum olacak. Yani aslında ben tam ateist değilim. Böyle biraz sallantıdayım. Yani inançla ateist arasında kalmış birisiyim. Belki Tamam. de sizin cevabınıza göre yani tekrar düşünme şansım olabilir. Tabii ki, tabii ki. İsim neydi? Ahmet miydi? Evet. Ahmet abi, ben de Muhammed Burhan, yanımda da Münir hocamız var. Memnun olduk. Yaş kaç Ahmet abi? 20 hocam. 20. Yaşınız geçmiş ya kardeşim. Aynen Maşallah. ya. Evet. Genelde zaten gençler böyle bu durumda oluyor. Bakalım inşallah, biliyorsak biliyoruz deriz, bilmiyorsak da bilmiyoruz deriz. Buyurun inşallah kardeşim. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ı evrensel olarak kabul ediyoruz. Yani İslam'ı savunan kişiler, Müslümanlar bunu böyle kabul ediyor değil mi? Yani Kur'an Tabii bir ki. evrensel mesajdır. Ben şu an bilgisayara sorunuzu yazıyorum. Evet, dinliyorum ben sizi. Peki Ahzab 53. veya 52. ayet var. Peygamberin evine girerken veya yemeğe gelirken çok durmayın. Bu peygamberi üzüyor lakin o size söyleyemiyor diye bir ayet var. İsterseniz Evet, araştırabilirsiniz. Ahzab 53'tü biliyorum. galiba. Evet. Şimdi kardeşime ben burada bir virgül koyayım. Bak kardeşim, biz Kur'an'ı kimlerle tartışıyoruz biliyor musun? Tartışma demeyelim, konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i biz mevzubahis yapmamız için bir kişinin önce Allah'a inanması. Mesela birisi eğer ateist olarak bize kaderle ilgili bir soru sorsa biz ona cevap vermeyiz. Neden biliyor musun? Allah'a inanması lazım ki kaderi anlasın. Aynı şekilde Kur'an'la ilgili bir şey soracak kişiye önce Allah'ın varlığını anlaması lazım ki biz ona anlatabilelim. Yoksa şuur altında, bilinç altında daha doğrusu, sürekli bir soru kalır. Bizim anlattığımız şey de ona yeterli gelmez. Dolayısıyla seninle şöyle bir şey yapalım. Yoksa biz burada mesela aslında onu da yapacağız ileride. Kur'an mucizeleriyle ilgili. Birçok mucizesi var Kur'an'ın. Bazılarının tabii böyle bu zamanda çıkan bazı tıpırların onu böyle yanlış anlatmaya çalışması gibi. Onlarla ilgili de birkaç gün belki ders yapacağız. Ama evveliyatla ateizmi konuşacaksak önce şunu konuşmamız lazım. Ateizm günü dememiz ne demektir? Yani Kur'an'ın mucizelerini anlatacağımız bir gün değil bugün. Öyle olsa onu da anlatırız. Yani o yönde sıkıntı yok. O ikinci safa. Biri ateistim diyorsa biz mesela kalkıp kaderle ilgili bir soru sormasına izin vermeyiz. Şöyle izin vermeyiz. Önce senin şu ateizmine gelelim deriz. Önce Allah'ı inkar konusu, önce bu konuyu halledelim. Sonra Kur'an'la ilgili konuya sonra girelim deriz. Yoksa zaten biz onu açıklamaktan aciz değiliz Allah'a şükür. Kur'an zaten mucizeler mucizesidir. O yönde bir sıkıntı yok. Ama bir insanın Allah'a inanmadan Kur'an'la ilgili soru sorması yanlış. Yani nasıl diyeyim sana? İnsan eğer Allah'a inanıyorsa o zaman Kur'an'ı test etme, acaba bu Allah'ın kitabı mıdır, değil midir deme hakkına. Ama Allah'a inanmıyorsa zaten Kur'an'a inanmanın imkanı yok ki. Mukaddes kitapların hiçbirine inanamazsın. Dolayısıyla senden benim istediğim şey şu Ahmet kardeşim. Yani şunu bize söylemen lazım. Ya işte ben şöyle bir delil biliyorum Allah'ın yokluğuna dair, ya da bana şöyle bir delil söylendi Allah'ın olmadığını, ondan dolayı düşünüyorum. Buna ne dersiniz tarzı söyleyebileceğim bir şeyler varsa oradan başlayalım inşallah. Peki hocam, ondan da olabilir, sıkıntı yok. Tabii. Şimdi hocam şu şekilde İslamiyet Arap Yarımadası'ndan çıkmış bir din ve şöyle söyleniyor: İslam önceki Arap cahiliyetini yeniden daha düzgün bir şekilde reform bir din, yenilikçi ve devrimci bir din olarak gösteriliyor insanlara. Bunu biz böyle biliyoruz. Ancak mesela eski Araplarda kölelik var, İslam'da da var. Eski Araplarda cariye var, İslam'da da var. Hatta rejimle ilgili Yahudilerin de bizzat hadisleri var. Yani eğer şu şekilde bir soru sorayım: Allah varsa, yani bir tanrı varsa, bu da Allah'sa, neden daha yenilikçi, eski Arapların adetlerinin yerine daha devrimci bir din getirmedi? Bunu sorabilirim. Yine aslında Kur'an'la ilgili bir şey sormuş oldum. Benim anladığım kadarıyla sana şöyle bir şey diyeyim. Şimdi ateizmle deizm farklı bir şeydir. Ateizmle deizmin farkını söyleyeyim ki önce olay ortaya çıksın. Biz bu geceyi normalde ateizme ayırmıştık, deizme değil. Bunun manası şudur. Deizmin anlamı, ben bir Allah'ın varlığına inanıyorum. Bir Allah var ama
gönderilen peygamberlere inanmıyor. Bak, deizmin anlamı budur. Ateizmin manası ise tamamen Allah yoktur diyen bir fikir üzerine kuruludur. Evet. Şimdi sen şöyle mi düşünüyorsun? Orayı anlayalım önce. Ben bir Allah'ın bu kainatı, seni, beni, bu insanları, bu canlıları hepsini yaratan bir Allah'ın varlığına inanıyorum. Ama bir kitap gönderdiğine inanmıyorum. Bir peygamberler gönderdiğine inanmıyorum. Bu tarzda mı düşünüyorsun? Yani şu Önce bir şekilde Tanrı hocam, tanımamız lazım. aslında Tanrı dediğimiz kavram bana göre doğadır, evrendir. Evren veya doğa Tanrı'nın ta kendisidir. Doğa bizi dünyaya getirir, bir bilinç kazanırız. Daha sonra ölürüz, tekrar doğaya karışırız. Yani bizi var eden şey aslında doğadır. Düşüncem bu yani. İşte şimdi bak, işte o yüzden dedim ya, bak, demek ki sen deist değilsin, ateistsin. Şimdi ateistlik konusuna geldiğimiz zaman deist olmadığını anladın, birbirimizi tanımamız lazım önce, fikrimiz nedir. Bak, dolayısıyla senin şimdi bu söylediğin kölelikle ilgili, İslam'la ilgili şey de şimdi yine arka planda kalması lazım. Senin bu dediklerin üzerine konuşmamız lazım. Yani Allah var mı yok mu? Bu dediklerin, şimdi sen burada bir şey söyledin, bir iddiada bulundun. İnsanlar ölür, toprağa karışır. Varlıkları da tesadüfidir demiş oldu. Dolayısıyla biz bunların ilme ve akla uyup uymadığı üzerine konuşacağız şimdi seninle. Ateizm Peki. üzerine konuşacağız yani. Peki hocam. Şimdi şöyle diyelim kıymetli kardeşim. Bugün birçok insan, daha doğrusu şöyle diyelim, ateizmi bilimsel bir şeymiş gibi göstermeye çalışır. Ben bunu senin şahsın için söylemiyorum. Sen öyle bir şey yapmadın. Mesela geçen gün bağlanan biri öyle bir şey yapmaya çalıştı. Ateizm sanki teoriden de çıkmış da ispatlanmış %100 bir kanunmuş gibi, ispatlanmış bir şeymiş gibi konuşmaya başladı. Şimdi şunu söylemek lazım kardeşim. Bir şey iddiada bulunmak kolaydır. Ben mesela diyebilirim ki Aladdin diye birinin sihirli lambası vardı. Gerçekten işte lambayı okşayınca cinler çıkıyordu içinden. İstekte bulunuyordu. O istekleri yerine getiriyordu. Aladdin ve lambası diye bir şey vardır diyebilirim. Değil mi sana? Bu iddiada bulunabilirim. Evet. İddia zor bir şey değil. Ama kanıt, ispat, ispat olmadı mı benim bu sözüm ne olur? Havada kalır. Şimdi sen bir iddiada bulundun. Dedin ki bizler tesadüfen var oluyoruz. Yaşıyoruz ve tesadüfen bir müddet sonra da ölüyoruz. Bu böyle devri daim gidiyor. Böyle demiş Evet. oldun değil mi? İddia bu. Evet. Peki şimdi kardeşim, eğer davamız samimiyetse, gerçeği bulmaksa, ben de sana diyorum ki şöyle bir misal verelim kardeşim. Tesadüfle akıl üzerine sana bir misal vereceğim. Burayı iyi dinlemeni istiyorum. Peki. Önünde bir zar olsa, bir tarafında bir iki, birden altıya kadar hani işaretli olsa. İki şekilde düşünelim. Biri eline alıp bu zarı atsan 100 kere. 100 kere eline alıp tesadüfi bir şekilde atsan. Her keresinde bir gelmesini düşün. Her keresinde hep üste bir gelmesini düşün. Zarın da hilesiz olduğunu. Hatta 1000 kere atsan. Bir bunu düşün. Bir de bilinçli, yani akıllı bir insanın o zarı alıp, kardeşim ben bunu 1000 kere üste yek getireceğim. Yek dediğim tek demektir. Bir yani, biliyorsun. Evet. Hep üste biri getirerek koyacağım dese. Bu ikincisi dediğini yapabilir değil mi? Evet. Neden? Çünkü aklıyla yapıyor. Alıyor, çeviriyor zarı ve o bir olan tarafı üste getiriyor. Peki o tesadüfen atan kişi, öbür kişi bu binlerce, 2000'lerce, 10.000'le, milyonlarca attığı zaman her zaman onu üste tek olarak getirebilir mi? Yani imkansız, yani bir olasılık var ama çok zor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu arada yayında bize selam söyleyen kardeşlerimizi göremiyorsak haklarını helal etsinler. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi çok güzel. Burada bir noktayı seninle beraber müşterek olduk. Demek ki akılla yapılan işle tesadüfle yapılan iş arasında böyle bir fark var. Akıl aynı konudaki şeyleri sabitleyebiliyor, sürekli yapabiliyor. Tesadüfse bunu başaramıyor, imkansız oluyor. Yani hele ki sayı arttıkça. Diyelim ki sana biri eline bir zar verdi. Dedi ki Ahmet kardeşim, bunu 100.000 defa üst üste atacaksın ama hiçbir defa şaşmayacak. Her keresinde yek gelecek üste. Sen de demin dediğin gibi akıllı bir insan olarak bu mümkün değil dersin.
Herkes öyle der. Ama sana desem ki Ahmet, sen bu zarı 10 bin kere 100 bin kere atmayacaksın da elinle tutup bir getirebilir misin? İstediğin gibi hep üstte bir getirebilir misin? Evet dersin. 2 milyon desem yine evet dersin, değil mi? Akıl, çünkü onu tutuyorsun, o biri kendi elinle üstte getiriyorsun. Çeviriyorsun, o biri getiriyorsun. Her keresinde. Dolayısıyla şey yok. Farklı bir sonuç yok. Sürekli aynı. Şimdi buradan çıkan sonuç nedir biliyor musun kardeşim? Bak şimdi aynı bu olayı alalım, tabiata uygulayalım. Tabiata uygulayalım. Şimdi bugün şeyi araştıranlar, bak evrimi şeyi anlatanlar bazı şeyleri milleti kandırarak anlatıyorlar. Bunu sana ispatını yapacağım. Şimdi ilk önce tesadüfün, işte bu bahsettiğimiz gibi, böyle sürekli varlığın tesadüfle aynı bir zarın sürekli yek gelmesi gibi. Bir şekilde olmasını, aynı senin dediğin gibi imkansız denildiği için, ya tesadüfen bu varlık, insanlar var olmuştur ya da bir akılın ürünüdür denildiği zaman, bu çok saçma geldiği için bunu kabul edemediklerinden, bu tesadüf fikrine bir çeşit koltuk değneği olsun diye evrim teorisini yanına yamadılar. Neden? Çünkü evrim teorisinde şöyle bir şey var. Ya tamam, bu zarı atıyoruz, üst üste geliyor bu, ama hep yek geliyor, ama bu milyonlarca sene içinde böyle oldu. İşte önce işte amino asitler çıktı. Onlar zamanla balığa döndü. Balık işte karaya çıktı, sürüngene döndü. Sürüngenler de binlerce yıl sonra efendim kuşa döndü. Kuş da binlerce yıl sonra, daha sonra işte primatlara, yani maymun insan karışımı, sonra da bugün insana gelindi. Böyle bir şey söylüyorlar, değil mi? Evet. Şimdi bunu neden yapıyorlar? İşte demin senin dediğin gibi öbür türlü direktman tesadüftür denince, la öyle saçma şey mi olur diye herkes bunu söylüyor çünkü. Peki bu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bunu yaparken şöyle bir şey yapmaya çalıştılar. Yani ilk önceki canlı, ilk canlı, hani amino asit dediğimiz şeyde çıkanlar, çok basit, tesadüfen olabilecek şey gibi. Nasıl? Bir zarı iki defa üst üste yek getirmek gibi, atarak tesadüf. Böyle bir şey olursa zamanla da bu üzerine koya koya bu şekle gelir, mucizevi olur diye. Ama bugün ilim neyi tespit etti biliyor musun kardeşim? Bak buraları söylemiyorlar ama. İlim tespit etti ki o bahsettiğimiz basit ilk şey yok. İlk hücre yok. Basit ilk hücre yok. Kompleks ilk hücre var. İndirgenemez yapılar var. İndirgenemez kelimesinden maksat nedir biliyor musun kardeşim? Yani mesela o amino asitin meydana gelmesi için olan proteinler hepsi bir arada olmadığı zaman, aynı anda ve aynı zamanda bir arada olmadı mı, varlığı mümkün olmuyor. Şöyle düşün, bir göz görmesi için hem iris tabakasının, hem göz bebeğinin, hem o gözyaşı kanallarının hepsinin bir arada olması gerekiyor. Eğer bir tanesini içinden çıkarsan o göz işlevini kaybediyor. Yani varlığı için böyle basitten, sonradan gelişerek bir şey olmasına imkan yok. Bunu bilim tespit etti ve ortaya koydu. O yüzden de ismini de şöyle koydular: İndirgenemez yapılar. İndirgenemez yapılar. Bunun anlamı işte demin söylediğim gibidir. Yani ilk başta böyle çok basit olup sonradan zamanla ilerleyip gelecek, ki böyle bir mekanizma da yok aslında tabiatta, ama bu şekilde bir yapı yok. Ve bakıyorsun bununla ilgili yüzlerce makale yayınlanmış. Şimdi bunlar ortaya çıkınca evrimciler ne yaptı ben sana söyleyeyim. Baktılar ki Allah'ın yokluğunu ispatlayamıyorlar. Piltdown adamı diye bir şey yaptılar. Gittiler bir orangutan çenesiyle bir insan kafatasını aldılar. Eğerlerle dişlerini de eğlediler. Birleştirdiler. 40 yıl British Museum'de, İngiltere'de bunu sergilediler. Gelen dedi ki vay be, gerçekten Allah yokmuş. İşte bak, insanın evrimsel atası tespit edilmiş. Buraya da kafatasını koymuşlar. O 40 yıl içinde birisi oraya gelip bakınca, dişlerdeki eye izini görünce bunu inceletmeye aldırdı. Yoksa insanlar daha kandırılacaktı yani bu Piltdown adamıyla. Google'dan girersen görürsün Piltdown adamı nedir. Bunu inceleme alınca baktılar ki bunlar evrimcilerin sahtekarlığı. Biraz da toprağın altına gömmüşler. 500 bin yıllık bir şey diye de ortaya çıkarıp millete yutturuyorlar. Bakın şimdi. Bu ortaya çıktı. Daha sonra maymunun beyin yapısı küçük olduğu için evrimsel gelişme gösterebilmek adına, maymunun beyni 300 gramdan 1800 grama bir insan beynine gelmesi için, kafatasının da büyümesi gerektiği için, öyle bir şey düşündükleri için bu defa çizimlerde yaptılar aynı sahtekarlığı. Çünkü o söyledikleri
işte Pinto'nun adamı, Nebraska adamı falan filan, onlar bu şeye uymuyor, yapıya uymuyor. Küçük beyinden büyük beyine gelişim, bu defa çizimlerde yaptılar sahtekarlığı. O da ortaya çıktı. Diğer bir sahtekarlık, bir domuz dişini bir insan kafatasına koydular. Onunla işte ara form, yani insanla şey arasındaki bir ara form bulundu diye. Çünkü yıllarca bulamayınca rezil olmamak için adamların davası, nasıl Allah'ı inkar edebiliriz? Bu da ortaya çıktı. Bunun haricinde birkaç tane daha böyle sahtekarlıklar var. Bunlar Anladım. Ortaya çıktı. Bak şimdi kıymetli kardeşim, bunlar bize neyi gösteriyor biliyor musun? Bunların bunu ideoloji edindiğini gösteriyor. Bilim değil. Ama bunu bilim adına yaptıkları halde sonradan özür dileyen de olmadı. Sonradan yine yani pişkin pişkin ortada gezdi bu adamlar. Ve bunlar bilim tarihine geçti. Bak Pilton adamı diye yayın bittikten sonra yazarsan görürsün, orada çıkar karşına. Şimdi Yani bak indirgen... evet hocam, devam edebilirsiniz isterseniz. Evet, indirgenemez yapılar dediğimiz şey, kompleks yapılar şunu gösterdi. Yani öyle evrimcilerin bahsettiği gibi ilk başta çok şey basit olacak. Sonradan da zaman içinde, hani milyonlarca sene içinde gelişecek bir yapı yok. İlk baştaki yapı da basit değil. İlk baştaki yani hücre dediğimiz şeye bir girdiler ilim adamları, bilim adamları. Ya baktılar bunun içinde DNA var. Aynı bir şehir gibi. Küçük ama inceledikleri zaman baktılar ki içindeki iletişim birbiriyle şey, haberleşme resmen bir şehir. Belediye reisi olan, nasıl diyeyim sana, çöpünü atan, ölen şeyleri çıkaran, acayip bir yapı. Böyle hücre üzerine kitaplar var şimdi, kalın kalın kitaplar. Sırf hücrenin işleyişini anlatan. Sitoplazması, dış kabuğu, içerideki çalışma, enerji üretim sistemleri, bir hücrenin içinde resmen şehir var. Bunları görünce proteinine indiler. Hani belki proteinini basit buluruz. Baktılar protein de basit değil. O da yine tesadüfen olamayacak şekilde binlerce, milyonlarca moleküller ve onların acayip bir irtibatı var birbiriyle. Yani neresine indilerse o hani böyle tesadüf olabilecek basitlikte bir şey bulamadılar şu anda. Dolayısıyla bu aslında neyi gösterdi biliyor musun? Bilim adamları daha sonra dediler ki bakın işte apaçık sizin rezilliğiniz ortada. Gerçek bilim adamları bunları söyledi onlara. Bakın itiraf edin. Bu şekilde bir şey yok. Tesadüf fikri de aynı senin ilk başta söylediğin o zarın sürekli hep yek gelmesi gibi milyarlarca defa atıldığına, o da zaten saçmadır. Bu şekilde de bir şey olmadığına göre siz bu boş iddianızdan vazgeçin dediler. Diğer bir delil sana söyleyeyim. Bunların anlattığı bu evrim şeyine göre, tesadüfe koltuk değneği yaptıkları bu şeye göre şöyle bir şey olması lazımdı. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Bir tane insan varsa ondan önce maymun var ya diyelim, hani maymunvari primatlardan geldi diyorlar ya, primat koymuşlar adını. Onunla bu insan arasında belki on binlerce ara tür olması gerekiyor. Ara form diyorlar bunu, süslü lafı ara form olarak. Bu ara formda şu manaya gelir, yarı insan yarı maymun gibi, biraz daha gelişmişi, onun biraz daha gelişmişi. Yani yeryüzünde bir tane insan kazı yapıldığı zaman, arkeolojik kazı yapıldığı zaman bir tane bugünümüzün insanından çıkmış olsa iskeleti, öbürlerinden o ara formlardan değişti ya zamanla farklı farklı varlıklar. O ara formlardan binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca çıkması gerekir. Neden biliyor musun? Çünkü ta balıktan itibaren böyle ara formlar var. Mesela balıkla sürüngen arasında da milyonlarca ara form var. O ana gelene kadar. Onunla İlk kuşa diyorlar ya, balık şey ilk sürüngende ilk kuşa döndü. Onunla da ikisinin arasında çok farklı formlar olması lazım ve bunların yerden fışkırması lazım. Şöyle yani. Bir tane diyelim yerini kazıyorsunuz, arkeolojik kazı yapıyorsunuz. Bir tane normal insan cesedi mi, şey iskeleti mi buldunuz? 10 bin tane o ara formlardan çıkması lazım. Ama ilginçtir. Fosil buluyorlar, ara form yok. Yani birileri sanki evrimi ispatlanmasın diye sanki gelmiş yeryüzünden o ara formları almış, uzaya kaçırmış bir yere. Sadece normal insan iskeleti var. Bak bu da neyi gösteriyor aslında biliyor musun? Tamamen demin söylediğim gibi Aladdin'in sihirli lambasını söylediklerini gösteriyor. Biz böyle inandık diyor. İyi de kardeşim, söylediğin şeyi sen ispat etmek zorundasın. Ara form yok. Bu da senin anlattığının masal olduğunu gösteriyor. Yani eğer böyle bir şey yaşanmış olsaydı bunun manası şudur. Bir normal insan iskeletine mukabil binlerce ara formdan varlık çıkması lazım. Yani yarısı
maymun, yarısı insan, sonra diğeri biraz daha %70'i insan, %30'u maymun, %20'si maymun, %80'i şey. Bu şekilde böyle farklı farklı ara formlar. Ondan önce de sürüngenle, yani bir yılanla diyelim, kuş arasında aynı böyle binlerce form çıkmasına. Peki bunların niye hiçbiri yok? Fosil var, fosil çok. Bazen fosil çoktur diyorlar, öyle kandırmaya çalışıyorlar. Evet ama ara form fosili değil. Bazen de bu ara formda işte böyle çaresiz kaldıkları için mesela Piltdown adamın haricinde şöyle bir şeylik daha yaptılar, şebeklik, adilik diyelim buna. Ne yaptılar? İsmini okumak Latince biraz zor gelir. Oropus ismine diye bir kuş türü ya. İşte bu sürüngenle kuşun arasındaki ara form dedi. Şimdi millet de işin iç yüzünü bilmiyor, o kadar çeşitli. Sonra yine bilim adamları çıktı dedi ki sen bunu nasıl iddia ediyorsun? İşte bu kuşun atası şurada. Şimdi bilim adamının hakkından bilim adamı geliyor ya. Yaratılışı onların karşısına koyan bilim adamları da sen kimi kandırıyorsun? İşte onun atası bu. Aynı Piltdown adamı gibi ara form gösterebilmek için değişik bir yöntemler de yap. Orada da rezillikler çıktı ortaya. Şimdi bütün bunlar ortaya çıktığı halde adamların niyeti Allah'a inkar ya. Kasıtları bu ya. Bir türlü vazgeçmek istemiyorlar. Bilim bunun apaçık tersini ispat ettiği halde kalkıp halen böyle söylüyorlar. Bak bütün bunların üzerine evrimcilerin danıştığı bir kişi Antony Flew diye biri. Sürekli evrimi savunmuş zamanında. Anlatmaya çalışmış diye onu da hoca kabul etmişler. Hep ona sormuşlar. Bu kişi Big Bang ile diğer böyle bu DNA'nın yapısını da gördükten sonra artık demiş bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da saçmalamak olmaz. Vazgeçmiş. Yani o da gayret etmiş ama önceden bakmış ki nereye baksa önüne Allah'ın yaratışı çıkıyor. Yani aklı inkar edecek ki ancak bir çeşit tesadüf nazariyesine inansın. Dolayısıyla Müslümanla ateistin arasındaki fark işte aynı buna benziyor aslında kardeşim. Müslüman diyor ki ben bu zarı elimle anca böyle sürekli hep yek getirebilirim. Ama ateist olan da diyor ki seni tenzih ediyorum. Sen öbürü inat ediyor çünkü. Hayır diyor, trilyonlarca defa ben bunu atarsam her keresinde de üst üste hiç şaşmadan yek gelebilir diyor. İşte aradaki fark bu. Birisi affedersin aptalca inat ediyor. Öbürü de mantıklı olanı söylüyor. Diyor ki kardeşim sen buna nasıl inanıyorsun? Örneğini de şöyle veriyorlar. Bir satranç oyuncusunun önünde diyor bir tane çocuk olsa, sadece oyunun kuralını bilse, başka bir şey bilmese, çok usta bir satranç oyuncusuyla oynadığı zaman 30, hatta oyunun kuralını da bilmese, hani kör tesadüf ya, kör tesadüf bir kural da bilmez biliyorsun. Rastgele böyle hamleler yaparak Kasparov gibi bir usta şeyi yenebilir mi diyor 36 kere de. Sayı da koyuyor çünkü hani bilimde de bazı şeyler zaman sınırlaması var ya. Düşünüyor karşıdaki adam bu mümkün değil diyor. İşte aynı bunun gibi akılla yapılan şeyle bilinçsizle olan şey tesadüf arasında bu kadar büyük fark var. Bak başta sen de söyledin. Onun için kıymetli kardeşim bu konudaki çalışmaları istiyorsan sana toplu olarak atalım. Bu Antony Flew'in mesela yazısı var. Daha önce hatta şöyle yazmış. Ben yanıldım. Yani evrimci olmakla Allah'ı inkar etmekle ben yanıldım diye kitap yazmış. Peki hocam. Bu, yani bunları inşallah düşünmeni isterim. Ondan sonra inşallah bu konuda senden, yani Allah'ın varlığı hususunda senden aynı noktaya gelirsek Kur'an'ın mucizeleri üzerine inşallah o zaman konuşalım. Ne dersin Yani şimdi şu bu şekilde. anlattıklarımda sence bir şey Evet. var mı? Yani şu şekilde hocam zaten yani İslam'daki o bilimsel verileri eğer varsa İslam'da ve İslam'daki Kur'an'ın evrensel olduğuna inanırsa zaten bir insan Allah'a da otomatikmen inanır. Çünkü İslam'ı gönderen Tanrı eğer gerçekten Kur'an'ında evrensel bir yapı göndermişse insanlara hitap eden, insanlara arasında iyilik tohumu ekmesini isteyen bir Tanrı varsa zaten buna normal bir insan otomatikmen inanır. İşte Yani ona o yüzden zaten neden şey Ahmet kardeşim ona neden direktman giriş yapmadık biliyor musun? Çünkü insan aklını şöyle şeylerle kandırabiliyorlar. Neden direktman? Yoksa biz Kur'an'ın mucizelerini açıklamaktan aciz değiliz hamdolsun. Zaten o kendini açıklıyor. Mesela sana şöyle bir şey diyeyim. Sana birisi gelse, sen de olayın iç yüzünü bilmesen, seni şöyle kandırabilir. Daha başkalarını da kandırabilir. Kardeşim ne İslam'ı ya? İşte bir sinek yemeğe düştüğü zaman öbür kanadını da batır diyor. Böyle saçma şey batır yine ye onu at diyor sonra ya evet zaten yani. bu sinek kötü.
Bir de öbür kanadını batırmak saçma değil mi? Bu İslam nasıl bir İslam? Bu peygamber nasıl bir peygamber deyince ilk önce insana nasıl görünür? Mantıklı görünür, değil mi? Evet. Ya Yani öbür zaten dediğin gibi kanadını niye hocam. batıyorsun? Zaten pis. Bari yavaşça çıkar at. Öbür kanadı da değmemesine uğraşman lazım, değil mi normalde? Evet. Ama batır diyor peygamberimiz. Şimdi bunu sana söyledikleri zaman sen bunu otomatik nasıl düşünürsün? Ha, bu işin iç yüzünü bilmeyince, ha bu din demek ki işte uydurmuş birisi bir şeyler söylemiş, millet de cahil inanmış, değil mi? Böyle görünür. O yüzden Evet. bu konuya önce girmedik. Allah'ın varlığı inandığın zaman bu defa şöyle düşünmeye başlıyorsun. Bak, düşünce sisteminde sistematik düşünmek, sırayla düşünmek çok önemlidir. Yoksa karışık düşündün mü her şey birbirine karışır. Bak şimdi sana bu noktadan diyelim ki seninle Allah'ın varlığıyla ilgili mutabıkız. İnşallah da öyleyizdir. Anlattıklarından samimiysen anlamışsındır zaten. Onların delillerini de sana atarız inşallah. Peki Şimdi hocam. Ya. Allah'ın varlığıyla seninle mutabık olduğumuz zaman şöyle düşünmemiz gerekir. Ya Allahu Teala'nın ilmi, hikmeti bütün varlığı yarattığına göre çok büyük. Biz dolayısıyla onun hikmetini anlamakta aciz kalabiliriz. Nasıl? Mesela kuyunun dibindeki bir kurbağaya gökyüzü ne kadar görünür? Kuyunun ağzı kadar genişliği görünür. Ama gerçekte öyle midir? Aynen. Çok büyüktür. İşte o yüzden bizim görme açımız zayıf olduğu için bazı şeyleri vahiy tam anlayamayabiliriz. Vahiy bizim üstümüzde bir akıl, daha üst bir şey. Çünkü bizi yaratan bunu ortaya koymuş. Dolayısıyla şu mesela örnek verdik. Şu sinek hadisini Allahu Teala göndermişse, Allahu Teala'nın vahyi ise bunda bir hikmet vardır. Bekleyelim demek lazım. Bekleyince ne oluyor? Bekleyince bizim akılsız hadis inkarcılar bunu inkar ederken bakıyorsun Avustralya'da Clark diye bir kadın. Kadın mı erkek mi onların isimlerini de pek bilmiyorum ama kadın gibi hissediyorum. Laboratuvarda araştırma yapıyor. Araştırma sonucunda da İngilizce beyan şey yayınlıyor. Makale. Makale yayınlıyor. Diyor ki evet gerçekten de sineğin öbür kanadının içinde panzehir vardır kanadının altında. Diye birinde zehir, öbüründe panzehir vardır. Bunu şimdi elin Hristiyanı bunu onaylıyor. Bunu makale olarak yayınlıyor. Şimdi biz bunu şu anda gördüğümüz zaman ne diyoruz? İyi ki sabretmişiz. Bak bu Allah'ın hikmet şeyi söylenen bir söz. Buna hemen Resulullah'ın sözünü reddetmemişiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü reddetmek tehlikedir iman açısından. İyi ki reddetmemişiz. Bak hikmeti çıktı. Bu defa böyle düşünmeye başlıyorsun. Bak Allah'a inandığın zaman, Allah'ın bir kitap gönderdiğine inandığın zaman böyle düşünmeye başlıyorsun ve her zaman olumlu sonuçlarını alıyorsun. Başka şeyler yok mu? Var. Mesela Rum suresi var Kur'an'da. Diyor ki Rumlar yenildi. Bak o zaman yenilmiş zaten. Orada başlangıcı böyle. Rumlar yenildi diyor kitapta. Rumlar yenildiği zaman yani bugünkü Türkiye'nin yerinde bulunduğumuz yerde olan o zaman bir Bizans devleti vardı. Pers İmparatoru İran'la savaşmıştı. Rumlar yenildi diyor. Ama yakında onlar tekrar yenecek diyor. Ama tarih kitaplarında okuduğunda o kadar kötü yenilmiş ki Rumlar. Hani bir daha kendini kolay kolay toparlama imkanı yok. Yakında onlar yenecek diyor. En düşük yerde, ednaul arz diyor. Yeryüzünün en düşük yerinde. Bak şimdi 1400 yıl önce çölün içinden çıkmamış insan bütün dünyayı gezmemiş hani Everest tepesinin dünyanın en yüksek yeri olduğunu nasıl o zaman bilemezse insanlar dünyanın deniz seviyesinden en alçak yerinin de nere olduğunu bilemezler. Ama ayette diyor yenen kısmın yenileceğini yani Rumların Bizans'ın yenileceğini Pers İmparatorluğuna daha yapılmamış bir savaş bak yapılacağını söylüyor. Bu defa öbürünün kazanacağını söylüyor veya savaşın yapılacağı yerin de dünyanın en düşük. deniz seviyesinden düşük olacağı yer olduğunu söylüyor. Şimdi bir bakıyorsun 9 sene içinde bu savaş yapılıyor. Gerçekten de hiç beklenmediği şekilde bu defa da Rumlar yeniyor. Yani Bizans Pers İmparatorluğu yeniyor ve denilen yerde savaş orada oluyor. Bir bakıyorsun tespit edilmiş ki orası nasıl Everest tepesi dünyanın en yüksek yeri ise orası da deniz seviyesinden en alçak yer. Şimdi dedim ya sürekli olumlu şeyler geliyor bu defa sabredince. Ha bak gördün mü Allah'ın kitabı olduğu buradan belli. Bak burada da ortaya çıkmış. Bunun haricinde mesela hiç deniz görmemiş bir peygamber diyor ki iki deniz birbirine salarız. Biri tatlı biri şeydir birbirine karışmaz. Hani bunu biraz yamultarak anlatmaya çalışanlar olsa da açıktır. 1400 yıl önce söylenen şey bugün bile resimleri var. Şimdi bunun haricinde mesela diyor ki Kur'an'da
Göğü biz yarattık, semayı biz yarattık ve onu biz genişletmekteyiz. O zamanki insanlar bunu anlamamış ne demek. Ama sonradan daha bu 50 yıl içinde bir bakıyoruz ki kozmoloji yani astronomi bilimi diyor ki bir balon gibi kainat sürekli genişlemektedir. Buna bu imza atıyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz bakıyoruz ki kimse bitkilerin çift olduğunu bilemez. Mendel keşfetti bunu. Bir papaz. Bundan 200 yıl kadar önce mi ne? Resulullah zamanında değil. Biz her Yani şeyi çift yarattık diyor. evet hocam. Değil mi? Bak bakıyorsun üst üste mucizeler var. Bunlarla sınırlı değil. Onun için aslında biz Kur'an mucizeleriyle ilgili ayrı bir gün ders yapalım istiyorduk. Ama senin bu samimi tavrından dolayı biraz bu konuya da gireyim istedim ki şundan dolayı. Yani bakış tarzının önce insanın Allah'a inanması lazım ki diğer şeyleri de çözsün. İnanmadın mı? İnanmadan Kur'an'a baktığın zaman zaten o Kur'an'da ayet de var. Bu Kur'an ona yanaşanın kişisinin durumuna göre küfrünü de arttırıyor, imanını da arttırıyor. Halifem dün bu ayeti okudu burada hatta. Yayında mıydım bilmiyorum. Gerçekten öyledir. Ateist olarak ona yaklaşırsan senin küfrün artır. Ama Allah'ın varlığını kabul etmiş, inanmış olarak o metotla düşünürsen aynı sinek hadisindeki gibi senin bu defa imanını artırır. Tek şey o değildir. Bak biz bugün Halife'min yanına Hazreti Mehdi diye niye katıldık biliyor musun? Çünkü onun fiziksel alametlerini tek tek sayan, onun elbisesinin altında sol omuz küreğindeki yaprak işaretini bile inceden inceye tarif eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 1400 yıl önce söylediği hadisler var. Halifem dün başka birine onu anlatmaya çalıştı işte. Yani sen bu kadar hadisin 1400 yıl önceki kitaplarda yazıldığını bildiğin halde bunların da tek bir kişi üzerinde zuhur etmesini tesadüf olacağını düşünebilir misin? Dedi. Adam kabul etmek istemedi bir şey de diyemedi. Ama ben sana şimdi soruyorum. Ahmet kardeşim, sen şimdi kitaplarda senin kendin üzerinde şurasında şu olacak. Biz seni görmedik bak. Şurasında şu olacak, alnında bu olacak, burnu şöyle olacak, yaşı böyle olacak. Tarif eden seni 100 tane alamet. Sana saymış olsa kitaplar. Sen de bu eski kitaplarda, hadis kitaplarında senin o anlatılan bütün alametlerin senin üzerinde olduğunu görsen demen gerekmez mi? Bu kadar şey benim üzerimde çıktı. Bunu yazan kitaplar tesadüfen yazılmış olamaz. Bundaki bu sözler tesadüfen söylenmiş olamaz demen gerekmez mi? Evet hocam. Doğru Değil mi? söylüyorsunuz. İşte Haklısınız. bak o yüzden Yani kıymetli kardeşim, halifemiz de yani Hazreti Mehdi dememizin sebebi o. Bak neden? 1400 yıl önce söylenmiş. Bütün alem bir de yaşantısıyla ilgili detaylar da verilmiş. Yani yaşantısı da şöyle olacak demiş. Ayrıca bu da şimdi yetmemiş. Resulullah sallallahu hocam aleyhi ve sellem çift başlı kuyruklu yıldız geçtiği zaman onun geliş dönemi diye ayrıca geliş dönemini de anlatmış bize. Şimdi bütün bu üçlü sistem bir arada tesadüfen meydana gelmesi imkansız. Bunu şuradan anlatmak istedim. Yani bak bu da Kur'an'ın bir parçası, hadisler. Hadislerde mucize var, sinek hadisi gibi. Kur'an'da mucizeler dolu. Ama buna bakış açını önce düzeltebilmen lazım. Nasıl? At gözlüğü diyoruz ya. Ateizmin at gözlüğünü taktığın zaman buraları göremiyorsun. Önce onu çıkarıp Allah'ın varlığını anlamak gerekiyor. Allah varlığını anladıktan sonra şöyle düşünmek durumunda kalırsın. Mesela ben sana bir ayet söyleyeyim. Sen onun üzerinden düşün. evet Şimdi hocam, bir şu an bilgisayar ateistin olmayan başındayım. bir şey söyleyeceğim, sözü sana bırakacağım. Bir Evet, yani cümle ben söyleyeyim, birkaç tane sözü sana ayet bırakacağım. söyleyeceğim, onun için bilgisayar başındayım Bakın. şu an. Aha, bir şey söyleyeyim, sana bırakacağım. Şimdi mesela Peki hocam. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Mirasla diyor, erkeğe iki pay verin, kadına bir pay. Evet, Duyuyorsun bu değil mi? Bak biliyorum. Evet, Kur'an'da bir duydum ayet. ayeti. Şimdi buna Evet. Müslüman baktığı zaman Müslüman şöyle bakıyor. Diyor ki ben bunun ilk başta manasını anlamasam da bu şu 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 sebeplerden dolayı ilahi bir kitaptır. Bu tesadüfen yazılan bir şey değil ama ben burasını anlamamışım. Hani sinek hadisi gibi. Bunun da bir hikmeti vardır diye bakıyor. Ve sonradan da araştırınca gerçekten onun da hikmeti çıkıyor. Ama ateist zihniyetle bakan nasıl bakıyor biliyor musun? Aha bir şey daha buldum diye bakıyor. Aha bunun yanlışlığını gösteren bir şey daha buldum diye onu incelemeden hemen ona yapışıyor. Diyor gördün mü? Bak işte ayrım yapmış. Kadınları aşağılamış. Erkeğe iki veriyor. Kadına bir veriyor. Görüyorsun işte saçma sapan, akıl dışı falan filan. Gördün mü bak bakış açısını? Onun için dedim ki kıymetli kardeşim önce Allah'ın varlığı konusunda buluşmamız lazım. Varlığı konusunda buluştuğumuz zaman sen de mesela o ayet önüne gelince dersin ki ya gerçekten de bu yani erkeğe iki verilmesinin sebebi İslam'da.
ailenin yükünün erkeğin üzerine olması. Erkeğin ailenin iaşesini sağlaması, kadına o yükün yüklenmemesi. Yaratılış olarak da zaten naif, farklı yaratıldığı için onun çocuk doğurması ve ev işleri gibi farklı şeyleri olduğu için çocuk yetiştirmesi gerektiği için böyle bir ayrım yapmış Allah-u Teala. Buna bugünkü dilde aslında pozitif ayrımcılık diyorlar. Ama bunları bilmeyince direktman böyle mal bulmuş mağribi gibi saldırıyorlar ya böyle İslam üzerine. Sebebi bu kardeşim. Önce samimi bir insan araştırıp Allah'ın varlığını bildiği zaman ikinci soru o zaman kafasına çünkü şu geliyor. O zaman Allah bu kadar varlığı boşuna mı yarattı? Zevk için mi yarattı? Niye yarattı acaba? Onun için sıralamayı Ahmet kardeşim burayı kaybetmeyelim. Sıralamayı şaşırmayalım inşallah. Şimdi ben sana sözü bırakıyorum inşallah. Şimdi hocam dediğiniz gibi aslında yani Allah var mı yok mu bunun için ilk önce yani İslam'ı araştırmak gerek. Çünkü biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, İslam kültürüyle, İslam'la büyüdük. Eğer gerçekten tahkiki iman dediğimiz yani taklidi değil de zaten bugün Müslümanların özellikle Türkiye'de %70'i taklidi imanla yaşıyor. Yani Kur'an'ı bir kere bile açıp okumamış bir insan Allah'a inanıyor ama yani neden inandığını bile bilmiyor. O yüzden yani ben şu şekilde yani aslında ateizme veya deizme giden yol şu şekilde bende peygamberin hayatı ve Kur'an'daki bazı peygamberin hayatı ile ilgili ayetler. Sonuçta Kur'an dediğimiz kitap bir evrensel kitap olarak kabul ediliyor Müslümanlarca ve bu Tanrı'nın sözü yani tüm evrenin yaratıcısı olan bir Allah'ın sözü Tabii. gibi iman ediliyor. Şimdi burada birkaç tane ayet söyleyeceğim size. Yani Peki peygamberin yalnız bu hayatıyla ilgili. söylediğim ayetleri söylemeden önce ben sana bir soru soracağım. Evet. Bunları söylemeden önce. Yani haşa insan kendini tabii ki onun yerine koyamaz. Anlama bakımından biraz daha iyi düşünebilesin diye. Şu kainatı, bütün varlığı, bizleri, hepimizi yaratan, üstümüze bu kadar nimetler veren şu hani Allah'a inandık ya, burada Evet. mutabık kalmaktan bahsettik ya, bütün bu elmasından yiyeceklerin her türlüsüne kadar insanların hizmetine sunan ve onları da dünyaya bir imtihan için gönderip o imtihandaki şeyleri başardıkları zaman onlara ebedi cennet vaat eden bir büyük rahmet sahibi Allahu Teala'ya bu durumu bilmeden yaklaşan insan Kur'an'a şöyle bakmaya başlar. Ya bunu söylemiş ama bura benim kafama yatmadı. İyi de senin kafana yatmaması hiç sıkıntı değil ki. Allahu Teala seni yaratan vahiy sahibi, sana o aklı veren o, sana verdiği akıl onun ilminin yanında solda sıfır. Sen o aklınla bazen ona akıl vermek küstahlığında bulunmuş olamaz mısın? Böyle bir ihtimale binaen sen o küstahlığı yaptığında Allahu Teala'nın o zaman seni yarın cehennemle cezalandırması da hak olmaz mı? Burayı düşünmek lazım işte kardeşim. Yani bizleri yarattı, bütün kainatı yarattı, bu kadar nimeti verdi. Bize ayrıca bir de ahirette cennet vaat etti. Ama biz bu küçük onun verdiği yine onun verdiği akılla ona karşı küstahlık yapıp Ya Rabbi sen bunu dedin ama burası benim kafama yatmaz. Bunu dedim burayı ben kabul etmiyorum. Dediğimiz zaman işte baltayı taşa vurmuş oluyoruz. Mülk Allah'ındır. Bak Evet. senin kendi bir arsan olsa, sana ait bir arsan olsa. Ben gelsem desem kardeşim buraya şunu ekmemen lazım. Buraya niye bunu ektin? Buraya onu ekme de bunu ek. Bence burayı şöyle yapma böyle yap. Sen bana ne dersin? Kardeşim işine bak dersin. Bura benim mülküm. Ben mülkümde istediğim gibi tasarruf ederim. İstersen bu sene hiç ekmem. Dersin değil mi? Evet İşte hocam. mülk varlık da Allah'ındır. Biz küstahlık yapıp da Allah'ım şunu niye böyle dedin? Bunu niye böyle dedin? Hakkına sahip değiliz. Ama zaten yaptığımız küstahlıkları da eğer incelediğimiz zaman bir bakıyoruz ki o küstahlıkların altında rahmet var. Bizim anlamadığımız şeyler var. Aynı işte sinek misali gibi diğer birçok hadis-i şerifte, ayet-i kerimede olduğu gibi. İlk önce anlayamıyoruz, sonra incelediğimiz zaman anlıyoruz. Bak şimdi kölelikle ilgili bir misal vereceğim sana. Kölelikle ilgili soru sordun ya. Evet Bak bir hocam. Müslüman olarak yaklaştığın zaman o ayet mesela nasıl görünmeye başlar? Şöyle görünmeye başlar sana. Allah-u Teala kölelik ve cariyelik olduğu o dönemde eğer tepeden inme bütün insanlara bu yerleşmiş. Bak zahiren ne görünüyor? Köleliği devam ettiriyor gibi değil. Bak demin söylediğimiz gibi devam ettiriyor gibi görünüyor. Ama Allah-u Teala birdenbire bir emir indirseydi hemen. Kölelik yasak deseydi ne olacaktı biliyor musun? Hiçbir şeyleri olmayan, tek bir yiyecekleri olmayan insanlar direktman kapı dışarı atılmış olacak.
cariyeler şeyler. Niye? Allah emretti, çıkın. Vallahi bilmem, Allah böyle emretti. Kölelik kalktı, cariyelik kalktı. Ben de Allah'ın emrini tutuyorum, hadi Allah dışarı denildiğini düşün. Oradan ekmek yiyorlar. Tamam, eziliyorlar, haksızlık yapılıyor ama birdenbire bütün kölelerin dışarı atıldığını, bütün cariyelerin dışarı atıldığını düşün. Bir evleri yok, yedikleri yok, içleri yok. Şöyle Müsaade et bak anlatayım. Şimdi bir aslında bu dıştan rahmet gibi görünse de böyle bir hüküm aslında zulüm gibi olur değil mi? Ama bak İslam nasıl yaptı biliyor musun? İslam dedi ki, ey Müslümanlar, o sarp yokuşu aşmaz mısınız? O engebeyi aşmaz mısınız? Nedir o? O bir köle azat etmektir. İnsanlara o köle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat yaşantısıyla köleyi hiçbir zaman aile fertlerinden ayırt etmeyecek şekilde ona davranarak sadece ismi köle kalmıştı. Dikkat edersen Bilal-i Habeşi ile diğer sahabelerin arasında o efendi olan Bilal-i Habeşi'yi köle gibi zamanında kullananlar arasında şey olarak hiçbir fark kalmış mıydı? Kalmamıştı. Neden? Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunu aşama aşama yaptı. Birden tepeden inme yapsaydı ortalık cariyelerle, kölelerle, çaresiz kalmış insanlarla dolardı. Aşama aşama yapınca ne oldu? İnsanlar hatta bu defa yardım ederek o köleyi, Müslümanlar yardım ederek dışarı, yani istiyorsan azat edeyim şeklinde. Yani seni tekmeyi basıp kapı dışarı atayım değil de, istersen azat edeyim kardeşim şeklinde. Bak mesela öyle ki Zeyd dediğimiz o köle kişi babası geldiği halde gitmedi babasının yanına ve Peygamberimizin yanında kalmak istedi. Yani ben senin kölen olmak istiyorum. Ben dışarı düşün yani köle olmak ister insan ister mi? Köle olarak yanında kalmak istedi. Usama bin Zeyd. Düşün. Yani git dese gitmiyor. Ne kadar sevmiş, ne kadar sevmiş. Çünkü köle muamelesi yapmamış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yanındaki sahabe de yapmamış. Ama zahiren biz olayın iç yüzünü bilmediğimiz zaman işte İslam köleciliği tasvip etmiştir, köleciliği koymuştur. Bu Allah tarafından olsaydı insanları köleliğe ayırır mıydı? Zaten köleliğe ayırmadığı şu hadisten belli. Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Analarından hür doğan kişileri sonradan köleleştirmeyiniz. Bak bunları zaten kural olarak koymuş. Ama uygulama olarak birdenbire bunu yaptığın zaman olmuyor. Bak Peki. İslamiyet içkiyi yasakladı ama üç safhada yasakladı. Bir kere de yasaklamadı. Önce kötülüğünü anlattı. Niye insanlar buna alışmış birdenbire pat diye bıraktırmak olmuyor. Yani başarılı olamazsın. Önemli olan insanları terbiye ya. Üç safha içinde bunu bıraktırdı. Birçok yanlışı, birçok kötülüğü hemen balta gibi tepeden inme yapmadı. Yapsa zaten olumsuz sonuçlar. İnsan psikolojisini, insanı yaratan Allah'tan daha iyi bilecek kimse var mı? İşte Allahu Teala insanlara rahmetiyle bunları bu şekilde yaptı. Yoksa Allahu Teala köleciliği yapmak istese mülk benimdir. Siz kölesiniz, siz de efendisiniz der. Kimse de bir şey diyemez. Mülk onun. Ama Allahu Teala diyor ki hayır, Arap'ın aceme üstünlüğü yok. Analarından hür doğan kimseleri köleleştirmeyin. Bunlar Allah'ın yasaları. Ama uygulamada bunu safa safa yapıyor. Bak ne demek istediğimi anladın mı? Yani eğer Müslüman insan Allah'a inanıp Müslüman olduğu zaman Allahu Teala o ayetlerin hikmetini de ona gösteriyor. Bunun delili nedir? Bir kişi Allah'tan korkarsa Allah onunla diyor ayet-i kerimedir bu. Doğruyla yanlış arasını ayıracak bir nur verir. Allah'tan korkmak nedir? Daha tepeden başlarken, daha baştan Allah'a inkarla Kur'an'ı okumaya başlayan kişi Allah'tan korkmuş olmadığı için Allah da bu hikmetleri onun önüne sermez. Ama Allah'a inanıp da önce tabi delillerle Allah'a inanıp Kur'an'ı açıp o şekilde okuduğu zaman cevabını bilmediği şeye de böyle mal vurmuş mağribi gibi saldırmadığı zaman ha bir açık buldum gibi. Çünkü onlara da Allah öyle veriyor. Hadi sen de git öyle devam et cehennem yolunda gibi. Niyet bozuk ya. Onları da o şekilde. Ne oluyor? Bu kişi daha sonra bakıyor ki aa bunun hikmeti buymuş. Öbürünün hikmeti de şuymuş. Aa Allahu Teala iki erkeğe bir kadına miras verir derken aslında adaletsizlikten değilmiş. Bunları tek tek görüp Subhanallah diyorsun. O kadar çok mucizeler görüyorsun ki o zaman anlıyorsun ki Ahmet kardeşim Kur'an aslında insanın kullanma kılavuzudur. Yani insanı yaratan bir makinayı sen yapsan onu en iyi nasıl kullanılacağını sen bilirsin değil mi? İşte Allahu Teala da insanoğlunu yaratmış hakkını helal et.
onun en güzel nasıl kullanılacağını, nasıl hayatı içinde en güzel mutluluk yaşayacağını ve ahirette de cennetin sahibi olacak şekilde ne yapması gerektiğini Allah-u Teala önüne koymuş. Peki, o yüzden hocam, kıymetli kardeşim, bizim burada yapmamız gereken şey Allah'ın varlığını kabul edip bunu anladıktan sonra samimi bir şekilde ikinci safa bu gözlükle bu defa bakacağız. Ateizm gözlüğünü çıkaracağız. Bu gözlükle bakınca bu defa bakıyorsun ki aa, bu ateistlerin söylediği gibi değilmiş. Allah-u Teala erkeği kolladığı için, kadına zulmetmek için kadına tek, erkeğe iki vermemiş. Bunun sebebi aslında tam tersi, kadını kollamak. Bakıyorsun diğer hadis de bununla bütünleşiyor. Kadınlar Allah'ın size emanetidir diyor. Resulullah mesela öyle bir rivayet var mı? Girişti, kadını dövdü, tekmeyi vurdu, evden attı diye. Sıkıştı, onlar çok sıkıntı verince evden uzağa gitmiş. Yine bir şey yapmamış. Bak, yaşantısıyla da örnek olmuş. O yüzden İslam'ı anlamayanlar, İslam'ın pozitif ayrımcılık yaptığı yeri kadın haklarına aykırı zannedip, kadınları da açıp dışarılarda aynı bir şey gibi sergileyerek namustan, hayadan çıkarıp işte bu hale getirdiler. Bunun adını da eşitlik koydular. Gerçek eşitlik işte İslam'ın koyduğu eşitliktir. Ama diyorum ya, önce bu İslam'a yanaşırken önce şu şey gözlüğünü, at gözlüğünü, şu ateizm gözlüğünü, deist gözlüğünü çıkarıp bir kenara koymamız lazım. O yüzden sana başta dedim ki önce Allah'ın varlığına inanmamız lazım. Çünkü ona inandığımız zaman, evet bu kesin dediğimiz zaman ikinci soru şu olur. Madem Allah var, o zaman bu dünyayı boşa yaratmamıştır. Boşa yaratmamışsa bu kadar varlığı biz bile, yani boşu boşuna bir şey yapmazken bu küçük beynimizle, bizleri bütün varlığı yaratan Allah-u Teala bu kadar varlığı boşuna yaratır mı? Anlamsız bir şekilde yaratmaz. O zaman bunun hikmeti imtihansa bizlere kitap göndermiş olması lazım. Neyle imtihan edecek? O zaman hangi kitaplar var? 4 tane. O zaman alır bunlara bakarsın ve görürsün ki gerçekten de kitapları göndermiş. Ve en son kitabı da göndermiş. O zaman işte bu gözle baktığın zaman Allah-u Teala'nın şu ayeti tecelli eder senin için. Onlar Allah'tan korkarlarsa Allah-u Teala onlara doğruyla yanlışı gösterecek bir nur verir. Birbirine karıştırmaz yani doğruyla yanlış. İşte bu şekilde geldiğin zaman Allah'ın izniyle bu ayetlerin hikmetleri, gerçek manaları önüne çıkar. O zaman sen dersin ki ya bak, bir de Mehdi olayı varmış. Mehdi geldiği zaman zulümle dolu yeryüzünü adaletle dolduracak. Dünyanın her tarafı zulüm dolu. Ben burada ne duruyorum? Ben bir kalkıp gideyim şuraya. Gerçekten de dedikleri gibi, hadiste dediği gibi sol omuz küreğinde o yaprak işareti var mı yok mu? Bütün bu bahsedilen yüzlerce işaret onun üzerinde bütünleşmişse o kendisi zaten yürüyen bir mucizedir. Gidip bir göreyim. Bak, o zaman bu noktalara gelirsin. Onun için sıralamalı düşünmek lazım. Metotlu düşünmek çok önemlidir. Karışık düşündürme, her şey karışır. 1- Allah var mı? 2- Allah varsa kainatı boşa yaratmamıştır. 3- Madem boşa yaratmamıştır, imtihan gereği kitap göndermesi lazım. Göndermişse bu kitapların hangisi doğrudur? O zaman bu kitapların içinde tarif edilmemiş olan, ki bunu inceleyince görürsün, Kur'an-ı Kerim olduğuna göre şu ayet bu manada, bu ayet şu manada diye gerçeğe ulaşırsın ve ömrün Allah'ın izniyle bir bereket içinde geçer. Bunlara emin ol, senin samimiyetine dayanarak senin iyiliğin için söylüyorum. Bana inanırsın, inanmasın tabii o senin bileceğin bir şey kardeşim. Evet kardeşim, ben biraz fazla konuştum. Hakkını helal et. Yok hocam, estağfurullah. Yani şimdi hocam dediğiniz gibi yani Allah'ın varlığına da girmek lazım ama şu şekilde ben şöyle görüyorum. İlk önce peygamberin yaşam tarzına, peygamberin uygulamalarına ve Kur'an'a bakmak lazım. Allah'a inanmak için. Hani evet, bir tanrı var olabilir ama bu Allah mı? Çünkü dünya üzerinde 4000 tane din var. Bunların hangisi gerçek bir tanrı? Veya eğer bir tanrı varsa illa kitap mı göndermek zorunda? Mesela kökten Tengri inancı vardır Türklerin. Bu inanca göre tanrı bizi gönderir dünyaya. Bunun amacı, dünyaya gönderme amacı doğayı korumak, insanlara yardımcı olmaktır. Yani tanrı buna ceza olarak cehennemi değil, yani ahiret hayatını değil, direkt bize bu dünyada İşte doğal afetlerle, bazı kıtlıklarla ceza verir. Yani bunu da araştırmak lazım. O yüzden yani ilk tabii, önce peygamberin hayatına bakmak lazım, siyere. İşte burada haklısın. Bak, benim dediğimi bir an için düşün, ne demek istediğimi anlarsın. Bak, doğru, buna bakmak lazım. Kur'an'a baktığın zaman, tabii Allah'ın varlığını anladıktan sonra Kur'an'a baktığın zaman şunu görüyorsun. Çok örnekler verdim. Bak, bir an için orada düşündüğün yerde bir ilerisini düşün.
Yani bir insan mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapılmamış bir savaşın yapılacağını, ki bu kadar insan da inkar ediyor Mekke'de biliyorsun. Hazır bir açık bekliyorlar. Yani hazır bir açığını yakalasak da bak yalan atıyor desek diye açık bekliyorlar değil mi o müşrikler? Öyleyken Evet. peygamber kafasından atarak ya işte bugün darmadağın oldu, Rumlar yenildi. Yani o zamanki Bizans yenildi ama yakında onlar yenecek. 3 ile 9 yıl arasında hadislerde bu da var. Yenecek deyip de ne yapmış? Olur. Kumar kendi şeyini, güvenilirliğini, emin sıfatını kumar gibi kumar oynamış olur üzerine değil mi? İnsanlar zaten açığını bekliyor. O savaş olmasa hani savaş olacaktı derler. Yalancısın sen derler. Biz de sana Emin ismi takmıştık derler değil mi? Savaş olacak. Savaşı da olsa bile kazanan bu defa yine Pers olsa ne diyecekler? Gördün mü bak sahtekarlığın çıktı. Savaş oldu ama senin dediğin taraf kazanmadı. Öbürü kazandı diyecekler. Bak Kur'an'da o da yazılıyor. Daha yapılmamış bir savaşı kimin kazanacağı da yazılıyor. O da çıktı. Bak o da söyledi çıktı. Bunları bir insan kafadan atabilir mi? Cesaret edebilir mi? Kendi kariyerini ortaya koyarak. Hani bugünkü tabirle diyoruz ya karizma çizdirmek olur. Bunları yapamaz. Bunu yapmasının haricinde şunu da yapmış. En aşağı yerinde, dünyanın en aşağı yerinde ednaül arz diye geçer kelime. Bakıyorsun o da sonraki bilimsel gelişmeleri ortaya çıkmış. Peki sen şimdi akıllı biri olarak söyle. Sen kendinde bir insansın. 1400 yıl önce o çölün ortasında olsa, bu şekilde de bir kariyerin olsa, sana işte Ahmedül Emin deseler, Emin güvenilir kişi dese, sen kendi kariyerini bu üç şeyle ortaya atabilir misin? Attığın zaman başka şeyler de var da tek bir misalle söyleyeceğim. Attığın zaman da bunlardan biri olmadı mı rezil olmaz mısın? Bir. İki. Hadi diyelim ikisini kafadan attın tutturdun. Peki dünyanın bütün her tarafını incelememişsin, topografya yapmamışsın, uydu sistemin yok. Nereden bileceksin yapılacak savaşın dünyanın en düşük yerinde yapılacağını? Bunu bir kafadan atarak tutturabilir miydin? Hayır hocam. Peki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmasa, vahiy inmese kafadan atarak tutturabilir miydi? Yani zaten diğer Yok yok şu dindeki soruma cevap. Şu soruma cevap istiyorum. Yani o da kafadan atarak tutturamazdı değil mi? evet zaten kafadan atmıyor yani çünkü yani peygamber dediğimiz insan diğer dilleri öğrenmeye çalışıyor. Hani şöyle bir şey var işte peygamber okuma yazmayı bilmiyor. Bu yanlış bir şey çünkü peygamber bizzat Varaka bin Nevfel var. Bunlardan bilgiler öğreniyor Dur şimdi yani. o konuya ayrı gideceğiz. O konuya da gireceğiz. Peki. Şimdi biz Peki. bak önümüzde bir vaka var. Önce ona nokta koyalım. Önümüzdeki vakaya nokta koyalım sonra diğerine geçelim. Peki Şimdi hocam. biz akıllı bir insan olarak Ahmet kardeşim burada demek durumunda değil miyiz? Evet bu ancak vahiy ile bildirilirse dünyanın koca dünyanın ya o zaman dünyayı gezmemiş zaten yani gezme imkanı yok. Gezsen de sen de yapamazsın tespit edemezsin. Biz bilim bildirmezse biz de bilmeyiz şu anda dünyanın en düşük yeri neresi. Bugün yaşadığımız halde. Bunu kafadan atıp tutturamadığına göre bu vahiy ile ona bildirilmiştir deyince insan şu noktaya gelmiş olur kardeşim. Ha bu kitap bu Kur'an demek ki uydurup kaydırıp bir kitap değil. Bu vahiy ile bildirilmiş. Bunlar ancak vahiy ile bildirilince bir insan tarafından bilinir. Okuma yazma bilseydi bile bak. Bunu da anlatacağız ama farz edelim okuma abi biz biliyoruz. Biz biliyor muyuz? Şu anda bile göster deseler orayı gösteremeyiz. Kitaplara bakmadan ha burasıdır diye dünyanın en şeyi. Nasıl biliyorsak ki Everest tepesi dünyanın en şeyi. Bize bilim bildirmesi en yüksek yerin Everest tepesi olduğunu bilir miydik? Bilmezdik değil mi? Ama okuma yazmamız var. Bak bize o faydayı sağlamıyor. Ancak bilim bildirince anlayabiliyoruz. İşte o zaman onu bilmesi, okuma yazması olsa bile onu bilemeyeceği için vahiy ile bildirilmiş bir şey olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu getirir. Eğer samimi isek. Samimi isek bize şunu getirir. Demek ki Allahu Teala var ve Muhammed dediğimiz kişi de onun peygamberidir. Ona bildirmiş bu bilgileri. Yoksa kafadan atarak bunları tutturamaz. Bunu dediğimiz noktada işte o andan itibaren Kur'an'a farklı bir gözle bakmaya başlarız. Ha bu Allah'ın kitabı olduğuna göre bunda ilk anda benim anlayamayacağım bazı derinlikler olabilir. Ben bunların üzerine bir düşüneyim, anlayamazsam bir sorayım, inceleyeyim, ondan sonra devreye gireyim. Yoksa böyle açık arayıp pat diye yapışırım, sonra bir bakarım ki yapıştığım şeyde hikmet varmış, ben mahcup olurum diye geri durmak ve aynı ayetteki gibi sabırlı olmak lazım. Çünkü bu defa inkar ettiğimiz şey, hemen reddettiğimiz şey yoldan geçen Ahmet Mehmet'in sözü değil. Allah'ın sözü, bizi yaratan Allah'ın sözü. Bize cenneti, cehennemi bahseden Allah'ın sözü.
Bu defa baltayı taşa vurmak olur. Yolda birinkini inkar ettin mi sıkıntı yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü inkar ettin mi küfür olur. Dolayısıyla burada acelecilik yerine bunun hikmetini acaba araştıralım demen lazım. Bak mesela bir şeyden başladık. Değil mi? İşte bir kölelik meselesinden, cariyelik meselesinden. Bir dediğim gibi diğer meseleden, hani neydi bu miras meselesinden. Daha Kur'an'da bu şekilde birçok şey var. İlk başta hikmeti anlaşılamayan, zaman içinde de araştırdığın zaman vay be bunun anlamı aslında buymuş diyeceğin birçok şey var. Ama diyelim anlayamadık. O zaman akıllı bir Müslüman olarak şöyle yapmamız gerekir o andan itibaren. Ha burada bak bir sistem var. Burada bir insanın asla bunları söylemesi mümkün olmadığına göre bu Allah'ın kitabıdır. Ben de Allah'ın kuluysam, beni o yarattı, bu kadar nimeti bana verdiyse, ben onun mülküysem, onun emrine göre yaşamam lazım. Yoksa bu aynı zamanda nankörlük olur. Yoksa bu aynı zamanda Allah'ın bana verdiği akılla Allah'a akıl vermek üstahlığı olur. Bütün bunları düşünüp insan ne yapar bu defa? İnceleyerek. Ha bir bakayım tefsirde bu nasıl? Anlayamadım mı? Bir başkasına sorayım. Böyle böyle aşılır o şey. Peki hocam şöyle bir soru soracağım. Tabii hani dediniz her ayette veya her hükümde bir hikmet aramalıyız. Şöyle bir soru sorayım. Eğer gerçekten bir Allah varsa ve Kur'an'ı gönderdiyse neden tefsirini arama ihtiyacı duyuyoruz? Yani Kur'an apaçık inmiştir. Hani Yusuf suresinde de der biz Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça indirdik. Biz onu apaçık bir şekilde indirdik. Yani eğer Allah Kur'an'ı apaçık bir şekilde gönderdiyse neden onun hikmetini aramıyoruz? Yani hani şu şekilde dediniz. Müslüman bir birey bunu okuduğunda işte yanlış anlayabilir. Yani eğer Kur'an Allah'ın hükmüyse ve apaçık inmişse neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz ki? Zaten Kur'an'ın apaçık olması lazım. Her insanın çocuktan yaşlısına kadar her insanın bunun anlayacak kapasitede olması lazım. Tabii ki tabii ki var ama nasıl? Örneğini verelim. Güzel bir soru sordun. İnşallah bunu da samimi olarak sorduğunu düşünerek cevaplıyorum. Hani dediğim gibi şey bulmak, açık bulmak şeklinde değil inşallah. Bu noktadan sonra onu düşünmeni isterim. Bak sana onunla ilgili şöyle bir şey diyeyim. Mesela bir ayet var. Değil mi? Ben Kur'an'ı okuyorum diyelim. Açtım Kur'an'da Allah-u Teala'nın baktım şöyle bir ayeti çıktı önüme. O gün yani kıyameti kastederek söylüyor mahşer yerini. O gün şefaat yoktur diyor. Şimdi ben buna bakarak ne yapmış olurum? Bu ayeti okudum. Ha bak Allah'ın kitabı. Ahirette şefaat yokmuş. Ama Müslümanlar şefaatten bahsediyor. Peygamber şefaat edecek, şehitler şefaat edecek falan filan. Bak bu demek ki yanlış millet yanlış söylüyor derim değil mi hemen bu ayeti okursam? Bak açık değil mi bu ayet? Açık şefaat yoktur diyor. Doğru. Bak açık cümle. Kapalı mı bu cümle? Apaçık cümle değil mi? Evet. Değil mi? Apaçık muhkem bir cümle. Ama burada acele etmiş olduğum zaman baltayı yine taşa vurmuş oluyorum. Niye biliyor musun? Eğer Kur'an'ı bütünüyle okuyup bir kere de değil üzerine düşünüp bak hepsi açık ama birbirini tamamlayan öğeler var. Diğer bir ayetle karşılaştığım zaman bir bakarım ki oradaki ayet şunu diyor. O gün şefaat yoktur. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Bak şimdi bu ayet ne oldu? Onun açıklaması oldu. Yani mutlak ve mukayyet denen bir şey vardır. Onun için diyorum acele etmemek lazım. Şimdi acele etsem ne olur ya da açık arasam ben ona yapışırım hemen. Ha bak bu böyle diyor, Müslümanlar da böyle diyor. Ha gördün mü her şey karışmış der. Ama açık aramadan yanaşınca bir bakarım öbür ayette bana diyor ki evet şefaat yoktur ama kimlere yoktur? Allah'ın izin verdikleri dışında şefaat yoktur. Kur'an'da bunu da belirten bir ayet var aslında. Biz onun bazı ayetlerini diğerlerini açıklayıcı kıldık diyor. Biz ne yapıyoruz? Kur'an apaçıktır. Hemen bir ayeti tutuyoruz. Diğer ayetlerle onun manasını aramadan, aynı konudaki ayetleri bir araya getirip düşünmeden, apaçık olması düşünme demek değil ki. Halbuki Kur'an'da aklet de diyor. Aklet, Kur'an'ın bir ayetini okun. Mesela Kur'an'da şöyle bir ayet de var. Dinde zorlama yoktur. Biz şimdi bunu eğer diğer ayetleri okumasak, üzerinde düşünmesek nasıl anlarız? Yani herkes istediği kötülüğü yapsın, karışma. Hiçbir vebalin olmaz diye anlarız değil mi? Önünde diyelim adamı kessinler birini. Dinde zorlama yoktur kardeşim kesebilir. Böyle midir acaba? Bakıyoruz ki diğer ayetleri okuyunca öyle değil. Ayetler birbirini açıklıyor. Anlaması için insan. Hepsi açık ama aynı zamanda birbirini açıklıyor. Bütüncül olarak bakmak lazım. Bütüncül olarak baktığın zaman bakıyorsun ki o dinde zorlama yoktur ayeti
Senin önünde milleti kessinler, sen karışma anlamında değil. Demek istediğimi anladın mı? Aslında ayetler açık ama birbirini de açıkladığı için bir bütüncül bakmak lazım. Bütüncül bakamadığın zaman, mesela bütüncül bakamayan bazı insanlar, o zaman Peygamberimizin zamanında da olmuş, açık olmasına rağmen. Tek bir ayete bakmışlar, diğerlerine bakmayınca kafa karışmış. Peygamberimize gelip sormuşlar, Resulullah da demiş ki siz şu ayeti hatırlamıyor musunuz? Bak Kur'an'da olan şeyi hatırla. Bir örneğini vereyim. Hazreti Ömer ne kadar ilmi var değil mi? Çıkmış kadınlara konuşma yapıyor. Ya siz diyor mehirleri böyle arttırdınız. Erkekler evlenemiyor. Bu da zamanla zinaya sebep olur. Ne yapıyorsunuz diye kadınları toplayıp konuşma yapıyor. Bak şimdi kendini haklı görüyor ve düşündüğün zaman da haklı. Müslümanların evlenme imkanlarından yoksun olması zamanla zinaya yol açar. Şimdi ne oluyor? Kendini haklı görüyor ve bir kadın oradan çıkıyor diyor ki sen nasıl bunu söylersin? Sen bilmiyor musun ki ayet-i kerimede var Allah-u Teala diyor ki onlara yüklerle mehir verseniz bile. Ayeti söyleyince Hazreti Ömer duraklıyor. Hazreti Ömer için de açık değil mi? Onlar için daha açık. Sürekli Kur'an'ın içinde, Kur'an'ın yanında yetişmişler. Duraklıyor ve diyor ki Ömer yanıldı, kadın doğru söyledi. Aklına geliyor gerçekten bu ayet kadınların mehirine sınırlama getirme hakkını insandan almış. Bunu tavsiye olarak söyleme hakkı var. Yasaklama hakkı yok. Bunu anlayınca duruyor. Şimdi demek istediğimi anladın mı? Bak bir ayeti söylüyor, öbürü aklına gelmiyor anda. Halbuki bunları bütüncül olarak baktığında gerçek ortaya çıkıyor. Şöyle diyelim. Puzzle diye bir şey var ya puzzle. Puzzle hani parçaları bir araya getirip diyelim bir gökyüzü şekli çıkarıyorsun hani. Böyle küçük küçük parçalar puzzle diyorlar ona. Bir Evet, de tabii. başka bir ismi daha var ama şimdi bu parçaları eğer bir araya getirmezsen bir tanesini koyarak anlayabiliyor musun resmin ne olduğunu? Anlayamıyorsun. Ama bir araya getirince anlıyorsun. Bu apaçık olduğunu göstergesidir aslında. Ama biz bir araya getirmeyi bilmiyoruz. Ha, apaçık olmayan ayetler var. Onlar nedir? Çünkü Kur'an onu anlatırken onları kastetmemiş. Çünkü o ayette var. Kalplerinde eğrilik olanlar müteşabih ayetlerin peşine düşerler diyor. Müteşabih ayet nedir mesela? Örnek. Mesela işte Yasin, Hamim, Mukatta ayetler. Birileri illa bunlara bir şey tutturmaya çalışmış, bir mana çıkarmaya çalışmış, bir eğrilik aramış. Çok çeşitli şeyler var mesela. İstiva ayeti var. Resulullah ve ashabı bunu olduğu gibi manasını kabul ettikleri halde tutup onu sağa sola çeken olmuş. Kalplerinde eğrilik olanlar bunları sağa sola çekiyor. Demek ki bizim burada ne yapmamız lazım? Muhkem ki %98'i muhkemdir zaten. Hatta daha %99'u yani açık senin tabirinle. Apaçık, mübindir. Ama o mübini anlayamadığımız zaman onunla ilgili diğer ayetleri getirmek lazım. Bak mesela buraya yayına bağlanıp tağut kelimesini yanlış anladığından bizleri kafir ilan eden, Türkiye'deki herkesi kafir ilan eden Polis, harici zihniyet asker, var. öğretmen, çocuğunu okula gönderen herkese Şimdi kafir diyorlar. bu şekilde kafir ilan eden insanlar eğer tağut kelimesiyle ilgili diğer ayetleri hepsini bir arada inceleseler, bu olayın nüzul sebebinden şeyine kadar ve imamların, mücedditlerin yazdığı bu konudaki tefsire baksalar, bakarlar ki her şey ayan beyan ortada. Öyle bakmayınca kafaları karışıyor. Mübin olan şeyi bir defa onlara kapalı geliyor. Bilmiyorum bu örneklerle anlatabildim mi? Yani evet gerçekten de mübindir. Ama tek bir ayeti okuyup da zıplamakla değil, diğer ayetleri de getirip hepsini bir arada bakmakla. Kur'an'a bu şekilde baktığın zaman kardeşim, hele ki imamların, mücedditlerin bu konuda zaten Allah onları görevlendirmiş, onların tefsirini okuduğun zaman Subhanallah dersin, ne kadar derinlik varmış aslında, ne kadar hikmet varmış dersin. Onun için kıymetli kardeşim, inşallah seni bu konuda samimi bulmak istiyorum. Çünkü bu hayat imtihanı insanın Allah muhafaza ölümünden sonra bir daha geri dönüş vermiyorlar insana. Yani. Hadi sen bu defa yanlışlık yaptın ama git bir kere daha yaşa. Belki bu defa gerçeği görür, ona göre gelirsin diye bir şey yok. Öldükten sonra ki ölümün ne zaman başımıza geleceği de belli değil. Öldükten sonra artık ikinci bir şans yok. Hatta ayet-i kerimede diyor ki biz sana anlayanın anlayacağı kadar bir ömür vermedik. Onun için bu soruları burada çözmemiz lazım, üzerine düşmemiz lazım. Ama iddiayla değil, delille. Bak soruyorsun, ben sana delil getiriyorum dikkat ederse. Mesela senin sorularına ya şöyle diyor muyum hiç? Ya ayete inanmıyorsan kafirsin falan filan. Demiyorum değil mi? Sorularına deliller getiriyorum. Evet kardeşim inşallah anlatabilmişimdir elimden geldiği kadar.
Bu minval üzere bütün Kur'an'a bakarsan apayrı bir Kur'an görürsün. Peki hocam. İsterseniz ben de biraz konuşayım. Tabii tabii kardeşim. Hakkını helal et. Biz açıldık mı biraz önümüz alınmıyor bazen. Konuş kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi hocam yani dediğin gibi Kur'an ve sünnetlere bakmak lazım. Çünkü zaten insanların en çok dinden çıkış noktası bu. Yani peygamberin hayatını okuyunca da insanlar dinden çıkabiliyor. Kur'an'ı okuyunca da dinden çıkabiliyor. Mesela şöyle bir söylemde bulundunuz. Kafirun suresinde sizin dininiz size, benim dinim banadır deyimi var. Yani direkt Allah bu şekilde hitap eder. Ama aynı şekilde Tevbe suresinde der ki ne? Kutsal aylar çıkınca o putperestleri yakaladığınız yerde öldürün. Yani ne değişti hani dediniz ya Kur'an bütün şeklinde inmiştir. Ama yani eğer Tevbe suresi gelmişse o Kafirun suresinin Kur'an'da ne işi var? Yani bunu da sorgulamak lazım. Ayrıca şunu da söyleyeyim yani eğer bir Allah var yani bir yaratıcı ve merhametlerin en merhametlisi neden sürekli savaş içerisinde olan bir din özellikle peygamber döneminde ve halifeler döneminde dahil Beni Kureyze olayı, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Beni Mustalık olayları gibi birçok seferler ve savaşlar var. Yani Allah eğer gerçekten merhamet ise ve ilim sahibi ise neden dinini daha çok ilimle değil de savaş yoluyla veya kılıçla yaymaya çalışmıştır? Bu konuda cevabınızı bekliyorum. Evet. Tabii şimdi bu söylediğinden başlayalım. Allah-u Teala insanlara tam tersi ilimle, peygamberimiz hep dikkat edersen ilimle başladı. Ümmeti çağırdığı zaman, insanları çağırdığı zaman neye çağırdı? Gelin delillerimizi söyleyeyim size dedi. Müşriklere şöyle demedi. Yani ben size karşıyım, delilimiz yok. Siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma, sizin dininiz size, bizimki bize demedi. Dedi ki gelin bir dinleyin. Bir dinleyin. Bakın bu benim yazdığım bir kitap değil. Bir inceleyin, bir bakın, bir görün. Ondan sonra kararınızı verin. Ama gelmediler. Ne yaptılar? O sen bizim putları iptal mi ediyorsun? Hadi git. Hemen bu tavrı sergilediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmak isteyince, delilleri sunmak istedikçe hep bu tavırla karşılaştı. Hatta bununla da yetinmediler. Vay bu bizim ilahlarımızı red mi ediyor? Gidin namaz kılarken üzerine deve işkembesi atın. Gidin yollarına diken koyun. Gidin çocuklara taşlatın. Bakın yapılan şeylere bak. İlmi ortaya koyan hatta Hazreti Ebu Bekir geliyor diyor ki siz Allah dedi diye mi buna böyle zulmü yapıyorsunuz? Nedir bu yaptığınız? Bak dikkat edersen senin söylediğinin tam tersidir aslında. Ya da sana kim söylemişse o şekilde. Bu şekilde bir sabır dönemi var. Hazreti Bilal Habeşi'nin karının üzerine taşlar konulmuş şeyin altında. Ammar bin Yasir'in annesi babası putlara inanmadı diye parçalara ayrılmış. Peki bu arada hiçbir Müslüman diğer bir kafire bir şey yapmış mı? Yapmamış. Bakıyorsun tarihi incelediğin zaman hep müşrikler kesmiş, biçmiş, doğramış, öldürmüş. Anne ve babasını gözünün önünde parçaladılar. Sen nasıl Lat'ı, Uzay'ı, Menat'ı inkar edersin diye. Ve o da mecburen korkuyla, ikrahla, ikrahın baskısı altında evet Lat, Uzay, Menat diyerek kabul ederek ve peygamberimize kötü sözler söyleyerek oradan kurtuldu geldi. Acaba imanım gitti mi korkusuyla. Şimdi buraya bunlara baktığımız zaman senin dikkat edersen yap dediğinin tam tersi yaşanmış. Müslümanlar sabretmiş. Hatta bir ara geldiler Resulullah'a. Ya Resulullah yeter artık biz savaşalım bunlarla. Onu da yaptırmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gönderdi Habeşistan'a hicrete. 70 kişi oradan hicrete gittiler. Bunların zulmüne dayanamadıklarını, yoksa memleketlerini sevmediklerinden değil. Sonra Medine'ye hicret edildi. Niye hicret edildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Hazreti Ali'yi kendi yatağına koydu? Öldürmeye geleceklerini bildiği için değil mi? Bak siyeri okumuşsun, biliyorsun bunları düşün. Yani hep zulme uğrayan Müslümanlardı, hep zulmeden müşriklerdi. Ve aynı zamanda bununla da yetinmiyorlardı. İslam'ın yani Allah'ın mülkünde, Allah'ın dininin anlatılmasına da müsaade etmiyorlar. Yani ben senin mülkünde, senin isteğine müsaade etmezsem zorbalığı yapan ben miyim? Yoksa sen mi olursun? İşte Allah'ın mülkünde, Allah'ın dininin yayılmasının önüne engel olanlar, hem de Allah'ın verdiği akılla bu küstahlığı yaptıkları zaman elbette ki bir cezalar oluyor. Öyle baktığımız zaman, sen oraya da gitmene gerek yok. O zaman şöyle de diyebilirsin. Allah-u Teala insanları niye ahirette bu kadar cezalandırıyor ki? İşte 5 dakika bir cehenneme atıp çıkarsın cennete koysun. Öyle değil. Öyle değil. İşte biz hatayı burada yapıyoruz.
Mülk sahibinin yerine konuşma hakkımız yok. Mülk sahibine akıl verme hakkımız yok. Önce onun mülk sahibi olduğunu bilirsek, işte diyorum ya, olay buradan kopuyor. O mülk sahibidir dediğin zaman, bak mesela sen, evet bu kainatı o yaratmıştır, bu Rum suresi bile tek başına bunu gösteriyor, daha birçok deliller var dediğin zaman sen bu soruyu sormazsın. Sen aslında orayı aşmamışsın şu anda. Öyle dediğin zaman dersin ki, o zaman bakalım bunun manası nedir? Bak manasına da baktığın zaman şu çıkar. Müslümanlar sabretmiş, kafirler zulmetmiş, müşrikler zulmetmiş. En sonunda da ayet ne gelmiş? Onları bulduğunuz yerde öldürün. Neden biliyor musun? Oradan çıkın. Şimdi de siz çıkın diyor Allah-u Teala. Burası benim yeryüzü, benim mülküm. Size bu kadar nimet verdim. Gönderdiğim peygamberi yalanlamakla kalmadınız. Her türlü işkence yaptınız ona ve yanındakilere. Şimdi de siz çıkın Mekke'den. Ve Mekke'de putperestlerin yaşaması yasaklandı. Allah yasakladı bunu. O kadar zulümden sonra. Yoksa bak, Kur'an'ın tebliğ şeyini anlaman için sana şöyle bir şey diyeyim. Bugün inatçı ve ağır kafirler için ne diyoruz? Firavun gibi diyoruz, değil mi? Bak Hazreti Musa'yı Allahu Teala Firavun'a gönderirken diyor ki, git ona yumuşak söyle. Yumuşak anlat. Yani onun iyiliği için anlattığını belli. Ve Hazreti Musa gidiyor, yumuşak yumuşak anlatıyor ona. Yani senin iyiliğini istiyorum, bak gerçek budur, güzelce anlatıyor. Ama yine imana gelmiyor. Demiyor ona, git ona de ki sen gebertileceksin. Allahu Teala'nın buna gücü yetmez mi? Bunu da dedirtir. Elinde bir asayla halleder zaten. Allah'ın izniyle. Ama bak yumuşak söyle diyor. İşte fark burada. Baştan Müslümanlar sabırlı davrandı, yumuşak davrandı. Kafirler azdıkça azdı. En sonunda da Allahu Teala dedi ki, artık Müslümanların da sabrı bir yere kadar. Müslümanların da sabrı iyice şeye gelince dedi ki, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bunun anlamı şudur. Oradan çıkıp gidin müşrikler, yoksa sizi öldürüleceksiniz. Gerçekten kalsalar da öldürülecekler. Hatta devamında da var, sadece öldürme de dememiş. Ayaklarının, ellerinin çaprazlama kesilmesi ve burada bir ceza üçlemesi var, dikkat edersen ayet-i kerime. Ne yaptılar? Şu anda bile, yani aslında peygamberimizden sonra, vefatından sonra da yasaktı putperestlerin orada yaşaması. Bak böyle bir yasak da kondu. Bunlar neyin sonucu oldu? Sen şimdi bak kardeşim Ahmet, ben sana gelsem her gün zulmetsem, dövsem, kulağını kessem, karnına taşlar koysam, sıcağın altında anneni babanı parçalasam, sen ne zamana kadar bana sabredersin? Ve bana karşı çıktığın zaman da biri dese ki, ya Ahmet niye karşı çıktın, şuna tokat attın, ya yanlış yaptın dese, sen ne dersin ona? Yani biliyor hocam musun? Evet, haklısınız yani tabii İslam'ı ki. Aslında tam tersi gösteriyorlar. İşte bu nazarla baktırıyorlar. Niye? İslam'ın çünkü aslı bu değil. Ama bunlar görmek istediklerini gördüğü, görmek istediklerini ortaya koyduğu için bu şekilde anlatıyorlar. O yüzden bak dikkat edersen kaç şey konuştuk, hep İslam'ın aslında farklı bir manada olduğu ortaya çıktı. Başka sorularında da hep çıkar. Hep onlar çıkar, emin ol. Diğer sorun neydi? İki soru vardı sanki bunun içinde ama birini unuttum. Yok hocam, zaten bir iki soru sordum, ikisini de bir cevapla verdiniz yani. Öyle mi? Evet. Şimdi hocam yani şu şekilde dediğim gibi hani Kur'an'a bakmamız lazım. Ben her zaman bunu diyorum. Çünkü yani insanlar zaten Kur'an'ı okuyarak peygamberin hayatını araştırarak şey yapar. Biliyorsunuz bu hani Ziyad'den bahsettiniz. Daha yeni kölelik hakkında konuşurken. Şimdi Ziyad, peygamber Ziyad'ı halasının kızı Zeynep binti Cahaş'la evlendiriyor. Bu konuyu biliyorsunuzdur siz de. Evet, evet. Ancak daha sonra peygamber Zeyd de Zeynep boşanınca Zeynep'i kendisine alıyor. Yani evlatlığının gelinini alıyor. Bu Araplar tarafından hoş karşılanmıyor. Bunun üzerine zaten Ahzab 37. ayet iniyor. İşte biz o kadını Zeyd'le ilişki kesilince biz onu sana helal kıldık, onu seninle nikahladık. Sen bunu söyleyemiyordun ümmete. Kalbinde korku vardı. Allah hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Yani bugün biri çıkıp kendine Mehdi, hani Mehdi üzerine de konuşuyorsunuz sürekli, Mehdi veya peygamber ilan etse, aynı şekilde kendisinin evrensel bir yaratıcı, merhametler en merhametlisi, ilim sahibi olan bir yaratıcının elçisi olduğunu söyleyip evlatının geliniyle evlense ve bu toplum tarafından, yani zaten Araplar tarafından da bu ayıp karşılanıyor. Ayıp karşılansa yani bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Yani bir de şu şey var. Yani Allah dediğimiz varlık
Yani evrende o kadar çözülmemiş sorun varken, geleceğe dair çok az bilgi verirken, peygamberin günlük hayatıyla ilgili ayetler gönderiyor. Yani bu ne kadar doğru? Bununla bir cevaplayın hocam. Yani Evet, saat de şimdi geç oldu aslında ama. o tabii, estağfurullah. O dediğin şey peygamberin kendi günlük hayatıyla ilgili şeyler değil. O söylediği şeyler bütün ümmete, dolayısıyla daha sonra da ümmete katılacak bütün insanlığa bir mesajdır. Mesela aslında demin söylediğinden bir misal verelim. Yani o sizi şeyinden dolayı söyleyemiyor ama onu hepten evinde oturup kalmayın. Sahabeler Resulullah'ı çok sevdiğinden evinden ayrılmıyordu. Yani geç saatlerde sürekli bir çeşit özel hayatı kalmamıştı. Allah-u Teala böyle ayet indirdi. Yani o efendiliğinden size gidin diyemiyor ama siz anlayışlı davranın diye, biliyorsun değil mi o ayeti? Evet. Şimdi bak, burada aslında peygamberle ilgili söylemiş olmuyor ki. Aslında sana bana diyor ki, bak sen de bir yere misafirliğe gittiğinde gittiğin kişiyi çok sevsen bile, çok onunla birlikte olmak, devamlı oturmak istesen bile onun bir özel hayatı vardır. Hayır hocam Belli bir ya. zaman sonra müsaade iste gitti. Aslında hepimize diyor bunu. Evet, yani kastettiğim ayet Ahzab 37 idi hocam. Bu Zeynep'le peygamberin evlenme olayı. Şimdi ona gelelim. Bu da daha önce söyledin. Şimdi ona gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şimdi birçok yanlış şeyi kaldırıyor ya İslam. Mesela evlatlık olmayan şeyde evlatlık sayılan, onun hükmü gibi kabul edilen şeyler vardı. Mesela diğer bir ayet var. Zihar ayeti. O zaman Arapların arasında yerleşmiş yanlış bir adet. Adam mesela eşine kızdığı zaman, sen bana artık annemin sırtı gibisin dedi mi iş bitiyordu. Boşanmış gibi kabul ediliyordu. Artık onlar bir araya gelemez. Bu sırf bu söz yüzünden. Allahu Teala o konudaki şeyi, yanlış adeti ne yaptı? Ayet-i kerimelerle düzeltti. Böyle bir şey olmaz. Evlatlıklar kişinin kendi evladı olarak kabul ediliyordu. Onu düzeltti. Evlatlıkla şeyin aynı manada olmadığının icraat olarak da hatta düzeltilmesi için işte yani kendi evladının eşiyle evlendi. Bak, dışarıdan birini evlat alıyorsun değil mi? Misal, senin evladın değil, kanından değil, şey değil, dışarıdan birini evlat aldın. Bu kişiyle bir senin kan bağın olmadığı için Allahu Teala'nın bununla evlenme şeyini, evlenme kişinin evlenme hakkından biz neyi çıkarmış olduk? Ha, bunun gibi bir durumlardaki evlenme haram değil dedik. Ama sütle ilgili mesela, süt annesiyle ilgili ne kural gelmiş oldu? Ha, haramdır dedik. Yani Allahu Teala yanlış adetleri kaldırdı ve bunu uygulamayla kaldırdı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasıyla kaldırdı. Peki Şimdi hocam şu bizim şekilde burada yani. bazen anlamadığımız taraf ne oluyor? Diyoruz ki Allah'ın yetki alanına girmiş oluyoruz bazen. Nasıl giriyoruz? Ya bura benim kafama yatmadı. Bunu niye böyle yaptı? İşte bunu dediğimiz zaman küstahlık olur. Bizim ne dememiz lazım kul olarak? Bizi Allah yaratmış. Burada böyle bir kural koymuş. Bu mesela bana göre zaten ters değil. Sana ters olabilir. Bir kişi kendisinin evladı değilse o kişinin ayrıldığı eşiyle Yani şu şekilde evlenebilir. Bak, hocam. şöyle söyleyeyim sana, şöyle söyleyeyim. Bak, sahabe zamanında, sahabelerin döneminde bu konuda bir şey vardı. Şimdi biraz farklı bir usul yerleşmiş insanların arasında. Adet diyelim. Sahabe mesela, diyelim birinin eşi ayrıldı. Sahabe ve hatta o zamanki Arap toplumundaki şey diyorum, yani onu yadırgamadıkları bir şeydi. Ve dinen de onda bir sakınca olmayınca bırakıldı. Mesela ne? Diyelim ki herhangi bir kişi eşinden ayrıldı. Değil mi? Onunla diğer bir sahabe evlendi. Bunda dinen sakınca yok. Ha, bugün adet olarak bize farklı görünebilir. Şimdi helallardan da öyle şeyler var. Mesela çekirge yer misin sen? Hayır hocam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bir savaşta çekirge yemiş. Şimdi biz buna bakarak diyebilir miyiz? Yanlıştır, yenmez. Olmaz. Bizim iştahımız onu kabul etmeyebilir. Bizim hoşumuza gitmeyebilir. Ama onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekle, sahabelerin yemesiyle bize neyi göstermiş? Sıkıntıda, savaşta, çaresizlikte bunu yiyebilirsin. Helaldir demiş. O manaya gelir. Şimdi o yüzden biz bu noktada şu sınırı güzel koymamız lazım. Biz Allah'ın mülküyüz. Varlık Allah'ın mülkü. Bize verdiği akıl onun ilminin yanında deryada damladan bile az. Biz bu az aklımızla ona bilgi vermeye, ona akıl vermeye kalkmamamız lazım. Bu küstahlık olur. Mesela bunu küstahlık seviyesinde değil, bak soru seviyesinde söyleyenlerden bahsedeyim. Allahu Teala Hazreti Adem'i yaratınca
Melekler ne diyor Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor? Ya Rabbi, biz senin zikrinle uğraşırken hani kan dökecek birini mi yaratacaksın? Şaşırıyorlar değil mi? Ama Allah-u Teala ne diyor burada? Bak buradaki cevaba dikkat et. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Ama insan diyebiliyor mu? Ya Rabbi, ben de senin bilmediklerini bilirim. Diyemiyoruz değil mi? Ama o Evet. bizim bilmediklerimizi de biliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bir şey söylemişse biz de onu anlayamıyorsak olaya şu ayetle bakmamız lazım. Biz demek ki burada Rabbimizin bildiği bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Bunu şu anda anlamayabiliriz. Sinek hadisi gibi ileride çıkar veya çıkmaz ama biz buna iman ettik. Zaten öyle düşünmezsek Miraç hadisesine de inanamayız. Düşün, bir an için kendini Mekke'de düşün kardeşim, Ahmet kardeşim. En hızlı vasıta at. Attan daha hızlı bir şey yok. Deveden hızlı olan bir at var. Onun da sürati belli. Ama bir insan çıkıyor diyor ki ben yatağım soğumadan kainata çıktım, gittim, işte Hazreti Musa'ya rastladım. Gökyüzünde üçüncü katta peygamberlerle görüşe görüşe miraca yükseldim. Şu şöyle vakalar oldu sonra geri geldim yatağım daha soğumamıştı. Şimdi bunu sen 1400 yıl önce çölün ortasında en hızlı vasıtanın at olduğu bir yer. Ondan önce de Kudüs'e gitmiş. Mescid-i Aksa'ya gitmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani direkt oradan da değil. Önce mescide gidiyor yani Kudüs mescidine. Mescid-i Aksa. Şimdi bunu bize o zaman söyleseler iman sahibi olmasak ne dememiz lazım? Ya öyle saçma şey mi olur dememiz lazım. En hızlı vasıta at. Sen buradan atla. Bırak gökyüzüne gitmeyi. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gitmeye kalksan oho ne yatak ısınması ne hali. Değil mi? Böyle düşünürdük. Ama iman bize bunu böyle düşündürtmüyor. Bunu Hazreti Ebubekir'e söyledikleri zaman ne diyor? O da o zaman bakıyor ki en hızlı vasıta at. Bu mümkün değil mantıken. O söylediyse O doğrudur. söylediyse doğrudur diyor. Peki neden? Çünkü biliyor ki Allah'ın peygamberidir. Neden biliyor? Çünkü şundan işte Rum suresi gibi mucizevi ayetlerden biliyor. Kur'an'da o kadar çok mucize var ki eğer bunları ilerideki günlerde izlesen, o mucizeleri de ele aldığımız gün izlesen o kadar mucize var ki ayet-i kerimede diyor ki insanlar ve cinler birleşip de bunu yazın diyor. Hatta 10 suresini sadece. Bak insanlar ve cinlere Allah-u Teala 1400 yıl önce indiği zaman meydan okumuş ve gerçekten de yazılamamış. Bunu yazılamayacağını da inşallah birkaç gün içinde Kur'an mucizesiyle ilgili şeyler yaptığımız zaman bizzat göreceksin. İspatıyla yani. Onun için kardeşim bizim buradaki tavrımız şu olması lazım. Gerçekle gerçeğe benzeyen şeyi ayırt edebilmemiz için, diğer tabirle pirincin içindeki beyaz taşı ayırabilmemiz için önce Allah'a karşı takva sahibi olmamız lazım. Takva kelime manası sakınmaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü mü söylendi, ayet mi söylendi? Bunun manasına, derinliğine inmeden yok öyle saçma şey olmaz, bunu ben anlamam, bunu reddederim, böyle yapmamamız lazım. Zaten böyle yapmadığımız zaman Allah-u Teala kendisinden sakınanlara bir nur vereceğini, doğruyla yanlışı ayıracak bir nur vereceğini söylüyor. Ondan sonra senin önüne o çıkar. O çıkar ve gerçeği çıkar, gerçeğini kabul edersin ondan sonra. Ve o zaman dersin ki ya bu kadar mucizevi şey bir araya gelmiş. Her şey apaçık ortada. Benim bunu inkara ne şeyim var? Bak o yüzden samimi insanlar Avrupa'da, Amerika'da İslam güzel anlatılınca onlar Müslüman oluyor biliyor musun? Samimi olanlar. Diyor ki ya bunu. Hatta bir tanesi var, belki izlemişsindir. İslam'ı inkar etmek için araştırmaya başlıyor. Reddetmek için yani açıklarını yakalamak için. Ama samimi bir araştırma da yapıyor. Kesin yakalamak için de. Bakıyor ki kendisi yakalanıyor. Kendi açıkları yakalanıyor. Yani İslam ve Kur'an onun açıklarını yakalıyor. Sonunda diyor ki Allah'ım tövbe sana. Gerçekten de bu kitap senin kitabındır. Bunu kabul ediyor ondan sonra. İşte ben dün de burada mesela okudum. James Jins diye ikinci Einstein diye tanınan bir kişi İnamullah Han'ın İslam'la ilgili bir iki ayet söylemesi üzerine bunu Resulullah mı söylemiş diyor. Kur'an'da mı var? Gerçekten var mı? Evet var. O zaman bu mümkün değil. Bunu mutlaka Allah söylemiştir. O Allah'ın Resulüdür diyor. Bak elin gavuru diyoruz yani. Elin gavuru bunu düşünüyor, söyleyebiliyor. Niye? Güzel anlatabilmiş İnamullah Han. Ama biz kendi değerlerimize sahip çıkmadığımızdan, açıp da bir samimiyetle okumadığımızdan bizse işte havalı terimleri seçiyoruz. Havalı terimler dediğim işte mutasyon, yok bilmem evrim, devrim, yok şey işte bahsettiğimiz birçok varyasyon falan filan o gibi laflarla işi götürmeye çalışıyoruz maalesef.
Bunu senin için söylemiyorum, yanlış anlama. Sen böyle bir giriş yapmadın. Onun için kıymetli kardeşim, burada bak dikkat edersen kaç tane soru sordun ve senin düşündüğünden çok farklı bir izahı varmış Kur'an'da, öyle değil mi? Evet. Yani şu şekilde yani sadece bu soru değil yani ben yüzlerce ayet var aklımda yani sorabilirim sıkıntı Tabii değil tabii de. sorabilirsin, sıkıntı yok. Sadece Evet. sana bu gece yayını ayırmamız gerekir, belki öyle olsa o da yetmeyebilir. Sen Evet inşallah yani kıymetli kardeşim, evet sen başka inşallah zaman yani başka şunu zaman söyleyeyim yine. sana, tabii başka zaman inşallah yine sor. Zaten Kur'an'la ilgili ders yapacağız, inşallah takip de et. Ama ben sana şunu sorayım. Kur'an'ın bir an için Kur'an olmasaydı, diyelim Kur'an diye bir şey olmasaydı, İncil, Tevrat hiçbiri olmasaydı, biz sadece bu yeryüzünü, varlığı, bizleri, insanları, canlıları yaratan bir varlık var mı yok mu konusunda konuşmuş olsaydık. Bak Kur'an hiç yok diyorum. O zaman Evet. sen bu konuştuğumuz, daha önce bahsettiğimiz Allah'ın varlığıyla ilgili deliller üzerinden şunu anlaman gerekmez miydi? Bizim bir vücudumuzdaki amino asit bile, halifem bir gün önce verdiği misal gibi, bir amino asit bile bugün bilim diyor ki kompleks bir varlık. Kompleks yani basit diyemeyeceğimiz bir varlık. Yani tesadüfen olamayacak bir varlık diyor. DNA'larla dolu. Dolayısıyla dolayısıyla böyle bir şey daha ilk baştan bile kompleks olarak başlıyorsa ve bilim de bize diyorsa ki bunun tesadüfen olması imkansızdır, sana ilk başta verdiğim misal gibi, aklen biri hep sürekli milyonlarca kere biri getirebiliyorsunuz arada ama atarak üst üste getiremiyorsun. Biri tesadüf, biri akıl. Şimdi buna baktığımız zaman, bu şekilde baktığımız zaman olaya, bir gün önce okudum, elektronik beyni icat eden adam diyor ki, bir ben diyor aylarca çalıştım, ilk yapılan elektronik beyin bir oda büyüklüğünde. Kablolarla uğraştım, aylarca kafamı, zekamı kullandım, ancak bunu yapabildim diyor. Bundan daha üstün olan kendi aklımı ben nasıl düşünürüm ki tesadüfen olmuştur? Ben o elektronik beyni asla tesadüfen yapamam diyor. Bundan üstün olan benim aklım nasıl tesadüfen meydana gelecek diyor. Ve şu örneği veriyor. Diyor ki zamanla ilim gelişince bunu yapmışlar. Böyle beyine belli yerlere dokununca belli hareketler yaptırıyor. Demişler ki acaba tesadüfen dokunduğumuz yerlerle bir kişiye bir düğmesini ilikletebilir miyiz? Hani bilinçli bir hareket tesadüfen yaptırabilir miyiz? Ne kadar uğraşmışlarsa yaptıramamışlar. Sadece refleks var ya, elini ileri atmak, sağa çekmek, üstte atmak, manasız hareketler. Sadece bunu yaptırabilmişler. Ama bir düğmeyi ilikletememişti. Adam diyor ki bunu diyor neden oluyor biliyor musun? Bir piyanonun belli tuşlarına dokunmadan tam oturmuş güzel bir melodiyi yapamıyorsanız, aynı bu da böyledir. Belli hücre gruplarını belli düzen ve zamanlamayla çalıştırmadıkça bir düğmeyi bile ilikleyemezsiniz. Bu ne anlama geliyor biliyor musun kardeşim? İnsan beyni o kadar güzel kumanda ediyor ki bir düğmeyi ilikleyebilmek için o hücre gruplarını o kadar muazzam çalıştırması gerekiyor ki o kafamızda içindeki o çalışan sinapslar, birbiriyle irtibata geçen şeyler, sinir uçları o kadar muazzam ve çok büyük yoğun işler yapıyor ki ancak bir düğmemizi düğümleyebiliyoruz. Yani düğmeden sadece basit bir misal veriyorum. Diğer hareketleri sen zaten tahmin edersin. En basitinden misal veriyorum. Şimdi insan böyle bir organizmayken ve diğer böyle insanın varlığını, hücresini, diğer şeylerini incelediğin zaman sadece aklı durdurabilecek bir büyük mucizeler önümüzde varken, biz niye böyle bir mükemmel mucize olarak ortadayken kendimizi tesadüfen ortaya atılmış bir zar gibi görebiliyoruz, görmeye çalışıyoruz? Bu kendimize hakarettir bir kere. Bak kıymetli kardeşim, emin ol, bir tane kara sineği al, kanatlarını incele. O kanatların birbirine uygunluğu, onun kendini temizlemesi, uçma kabiliyeti, elinle onu yakalamaya çalışınca o rüzgarı hissedip kaçması, hepsi bir aklın ürünü. Hepsi. Hangi varlığı incelersen incele, bir kelebeği önüne koy, iki kanadını da simetrisi, iki kanadındaki işaretlerin hep karşısında da aynı yerde olması ve aynı sayıda olması. Bunlar hepsi tesadüfen olabilir mi? İşte o zara atıp sürekli aynı getirmeyi iddia etmeye benziyor. Bakıyorsun diğer kelebeğinde de ayrı bir nakış var. Onda da hepsi simetri. O kelebeği atıyorsun, diğerini önüne alıyorsun. Onda da bu kanattaki şeylerin hepsi karşıda da aynı simetrisi, sayısıyla, büyüklüğüyle, rengiyle. Bu tarafta diyelim ortadaki işaret büyük ama bu taraftakinin ortadaki işaret küçük değil ya da rengi farklı değil. Şimdi bütün bunları böyle zar misali düşündüğünde imkansız oluyor. Bunu, bu nakışı işleyen biri var, bir akıl var.
Ama onu görmüyoruz başka. Ama var. İşte bu görmediğimiz ama var olan şeye İngilizler God diyor, Müslümanlar Allah diyor, Farslar, Kürtler Huda diyor, Çerkezler Kutsav diyor. Herkes ayrı bir isim takmış. Ama nihayetinde görünmeyen ilmi, kudreti muazzam olan varlık anlamına gelir. Toplamı bu. Onun için evet. Kıymetli kardeşim, dediğimiz gibi konu uzun. İnşallah senden tek istediğim şey kendi ahiretin için samimi ol, kendi geleceğin için. Çünkü hepimiz öleceğiz. Bundan kurtuluş yok. Bunda bir yerinde altı var, hesap vermek var. Bizi yaratanımıza, bize bu kadar nimet veren Allah'a nankörlük etmemiz için hiçbir sebep yok. Zaten nankörüz de bari bir derece özür dilemeyi bilelim. Ya Rabbi, senin bize verdiğin bu nimetleri biz maalesef hakkıyla sana şükredemedik. Bundan aciziz ya Rabbi. Bunu demeyi becerdiğimiz zaman Allah-u Teala bunu da özür yerine sayıyor. Anladım hocam. Şimdi biraz geç oldu hocam. Sadece bir sorum kaldı. Ondan sonra yarın ya da başka gün ben sizinle yine görüşmeye devam edeceğim hocam. Yani yayına katılırım. Sıkıntı yok. İstiyorsan telefonu da verirsen gün içinde rahat rahat teke tek konuşursunuz. İnşallah kardeşim. Telefonu da verirsen peki, devam ediyoruz. Tamam, siz bana özelden ulaşın hocam. Ben size atarım numarayı. Tamam, şimdi hocam Allah dediğimiz yaratıcı, yani Allah kelimesi veya nasıl söyleyeyim size. Şimdi Araplarda, eski Araplarda biliyorsunuz Allah vardı, yani şu şekilde. El ilah vardı. El ilah Arapçanın birleşmesiyle el ilah olur. Yani kısacası Allah. Yani İslam öncesi Araplar Kabe'de 300 civarı bir puta tapıyordu. Zaten bunlar El Lat, El Uza, El Menat gibi tanımlar da vardı. Siz de biliyorsunuz bunları zaten. Evet, yani Araplarda mesela bir tanrı da vardı. Bu Ay tanrısı, yani en yükseğe koyulan bir tanrıydı. Bu da zaten El İlah tanrısıydı. Yani bunu da bazı bilim insanları söylüyor, yani bazı tarihçiler veya tarih araştırmacılar. Yani aslında Allah'ın eski bir Arap geleneğinde bir ay tanrısı, ay putu olduğunu da söyleyen var. Yani peygamberin ise sadece bu putu yıkıp görünmez bir tanrı ortaya koyduğunu söyleyen de var hocam. Yani bu son sorum olsun. Bundan sonra siz bana özelden ulaşın. İsterseniz numaramı vereyim size. Öyle de konuşabiliriz. Seni takibe aldım kardeşim. Sen de bizi takibe al, mesajlaşabilelim. Yani numaranı yazarsın inşallah oradan. Hatta buradan da direkt verebilirsin istersen. Yok, belki özel vermek isterdi. Yazabilirsin. Aynen hocam. Şimdi, şimdi kıymetli kardeşim, senin bu söylediğin doğrudur. Ancak bunu da yine yanlışa yorumlamak isteyenler belki de farklı yorumlayarak anlatmışlarsa onu bilemiyorum tabii. Ama şunu diyebiliriz bak. Evet, ilah kelimesi daha önce yine bir ayı kastederek yaratıcı anlamında kullanılmışsa bu hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü burada dikkat edersen Arapçadaki ilah kelimesi yaratıcı anlamına gelmesi itibariyle tek bir ilah, tek bir yaratıcıyı kastettikten sonra sen onu put için kullandığın zaman ayrı bir mana ifade eder. Ama bütün varlığın yaratıcısı olarak putları dışlayan bir şekilde la ilahe illa Allah şeklinde kullandığın zaman ayrı bir mana ifade eder. Türkçesini söylersek zaten ortaya çıkıyor bu. Yoktur ilah illa Allah. Bak, Türkçesi budur, la ilahe illallah. Yani başka ilah yoktur. Ay ilahı, Lat ilahı, Menat ilahı, işte say da say o 300 tane putun isimlerini. Başka ilah yoktur illa Allah. Anlıyor musun? Asıl mana budur yani. Türkçeye çevirimi bunu budur. Yoktur ilah illa Allah. La ilahe illallah'ın manası bu olması itibariyle ne demiş oluyoruz? Başka hiçbir yaratıcı yoktur ve başka hiçbir yaratıcı olmadığı için mülkünde başka tasarruf sahibi de yoktur. Tek mülkü varlık onun mülküdür, tasarruf sahibi de odur. O yüzden başka ilah yoktur, sadece Allah vardır ve mülkünde tasarruf hakkı sadece onundur. Onun mülkünde de kimsenin ona akıl verme hakkı da yoktur. Bütün bunlar hepsi ilah kelimesinin içindedir aslında. Mesela bir kişi, ben seni ilah olarak, yaratıcı olarak kabul ediyorum. Varlığı sen yarattın, bizi sen yarattın. Ama yeryüzündeki boşanmayla, mirasla ilgili kanunları ben koyacağım, seninkileri kabul etmiyorum dediğinde Allah-u Teala diyor ki, sen beni kabul etmemiş oldun. Bana şirk koşmuş oldun kendini diyor. Gördün mü? Bak, ilah kelimesinin burada da bir manası değişiyor. Yani sadece
yeryüzünü yaratmakla ilah demiş olmuyoruz ona. Eğer desek ki yeryüzünü bizi sen yarattın ama şu işte ceza hukuku konusunda, hırsızlık konusunda senin hükmünü değil de kendimizinkini biz doğru buluyoruz. Dedik mi o diyor ki sen benim mülkümde kendini bana ortak ilan ettin. Allah-u Teala o zaman o bizim ilah dememizi de kabul etmiyor. Tevhid değil, Allah'ın yanında biz müşrik oluyoruz o anda. Dolayısıyla bunlar hep iç içe manalardır. İlah kelimesi de yani göründüğünden daha derindir. Sadece bir yaratıcı anlamına da gelmiyor. Yaratıcı ve mülkünde sadece kendisinin hükmetme hakkı olan varlık anlamındadır. Peki hocam, saat de geç oldu. Hocam ben size isterseniz özelden numaramı atayım. Gün içerisinde daha detaylı konuşuruz. Çünkü burada yani hem insanlar tutuyoruz. Yani herkesin vakti oluyor olmuyor. Ben size numaramı atayım. Oradan da konuşabiliriz hocam. Teşekkür ederim bu arada. Yani sorulara cidden mantıklı bir şekilde cevap verdiniz. Ben de zaten öyle hani bazı ateistler gibi işte ben bilimsel konuşurum şöyle böyle değilim. Yani ben her zaman dediğin gibi sallantıda olan birisiyim. Yani tam doğru yolu bulacağım ama yani bazı şeyler karşıma çıkıyor. Tekrar geri yanlış yola sapabiliyorum. Bu yüzden yani bu yayına bağlandım. Sizinle konuşmak istedim. Teşekkür Ahmet, bir ederim şey yani. Söyleyebilir miyim kardeşim? Evet, buyurun. Şimdi bizimle beraber yayını birçok kişi izliyor. Yani şöyle yapalım o zaman. Nasip olursa telefonla Münir hocamızla bizle görüştüğün zaman ondan sonra tekrar evet İslam hak dindir diyerek kelime-i şehadet getirerek evet ben Müslüman oldum dediğin gün böyle tam tatmin olduğun gün yayına girerek bu haberi kardeşlerimizle de paylaşır mısın? Evet, sıkıntı değil, paylaşırım. Tamam. Allah razı olsun kardeşim. Samimiyetinden dolayı sana teşekkür ederiz. İnsan İnsan samimi hocam. olursa Allah-u Teala mutlaka ona doğru yolu gösterir. Kesinlikle. İnsanın korkması gereken şey Ahmet kardeşim Allah'ın kınamasıdır. İnsanların kınaması değil. Bunu aşmayan insana da Allah zaten gerçeği nasip etmez. Önce beni Ahmet kınayacakmış, Mehmet kınayacakmış, işte filan kişi beni buna değil. Beni Allah kınamasın, geriye kim kınıyorsa kınasın. Müslüman bu tavır içinde olması lazım. Güzel tavrından dolayı sana teşekkür ederim kardeşim. Ben de teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Peki hocam görüşmek tamam, üzere. İyi akşamlar eyvallah, dilerim hocam. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar, teşekkür ederiz.